Mezopotamya. Bu coğrafya insanlığın doğduğu kadim topraklardır. Akan kanı durmaz, savaşı bitmez, entrikası eksik olmaz. Geçmiş ihanetler unutulmaz, yenileri kaçınılmaz. Sizlerle 3 bölümlük bu seride birlikte olacağız. 3 farklı cumhurbaşkanı, 3 farklı hükümet ekseninde, 3 farklı ülke, 3 farklı başkente gideceğiz. Bağdat, Washington ve Ankara ekseninde şeytan üçgeninin perdesini aralayacağız. Bazı tanıdık isimler, bazı bilindik simalar göreceksiniz. Kah gülecek, kah üzüleceksiniz. Geçmişe gittiğimizi düşünecek ama bilakis günümüze ışık tuttuğumuzu göreceksiniz. Çünkü unutmayın, izleyeceğiniz bu geçmişte yaşananlar bugünlere uzanan yolların döşenen taşlarıdır. Tarihin ilk kuralı tekerrürden ibaret olmasıdır. Türkiye 12 Eylül ile birlikte yeni bir döneme girerken Orta Doğu'da kazanlar kaynıyor, cepheler kızışıyordu. Müdahaleden bir sene önce yani 1979 yılında Saddam Hüseyin Irak'ta kontrolü eline geçirmiş, İran'da ise İslam devrimiyle Hümeyni iktidarı başlıyordu. İran'ın Irak'taki Şiiler etkisiyle bir devrim ihracından korkan taze diktatör Saddam kendince çözümü savaşta bulacaktı. Hüseyin henüz devrim karmaşasındaki İran'ın zayıf olduğunu düşünerek işgal için hazırlıklarını tamamladı. 22 Eylül 1980'de Türkiye kendi sorunlarıyla boğuşurken Irak, İran'a savaş açtı. Saddam hayatında belki de iki büyük hata yapacaktı. Birincisi İran'a saldırmak, ikincisi Kuveyt'i işgal etmekti. Hüseyin, İran'la girilen savaşın dini bir savaşa evrileceğini okuyamayacak, ABD'nin Kuveyt için ne kadar ileriye gideceğini de hesap edemeyecekti. Dünyanın belki de en kritik döneminde, yani Soğuk Savaş'ta, en kritik bölgesinde, yani Orta Doğu'da, bedevi bir diktatör sınırsız imkanlarla hareket ediyor, dünyayı ayağa kaldırıyordu. Saddam'ın hayat tecrübesi ve dünya görüşü şiddetin iktidarını destekliyordu. Ona göre güçlü olmak meşruluğu sağlıyordu ve haklılık sadece güç kullanarak sağlanabilirdi. Şımarmasının bir diğer sebebi de süper güç Amerika'nın sırtını sıvazlamasıydı. İran'la ciddi şekilde krizler yaşayan ABD için bu Sünni Arap diktatör ideal bir aparattı. Zira Amerikalılar Suudların yeni patronu olmuştu. Onların petrol rezervleri ise yeni kutsalları. İran'ın savaş süresince Körfez'i terörize etmesi ABD'yi çok tedirgin ediyor. Petrol tankerlerine askeri eskort sağlıyordu. Bu yüzden 1984 yılına kadar Irak'ı diplomatik olarak yok sayan ABD, yokmuş gibi davranan ABD o tarihten sonra müthiş bir ilişki geliştirmeye başlar. ABD, Saddam'a 60 helikopter ve 45 uçak satacak, dünyada hiçbir ülkeye vermedikleri kredileri Irak için açacaklardı. Diğer taraftan İslam devrimine kadar İran'ı destekleyen ABD, şimdi ise İran'ı bir numaralı düşmanı bellemiş ve ona karşı savaşmakta olan Saddam'ı desteklemeye başlamıştı. Hüseyin bu desteğe de güvenerek zehirli gaz ve biyolojik silah kullanmaya başladı. Tarihin bir ironisidir. ABD ve Birleşik Krallık örneğin Mart 1986'da BM Güvenlik Konseyi'nin Irak'ın kitle imha silahları kullanmasını eleştiren kararlar almasını veto oy kullanarak engellemişlerdi. Saddam için bir diğer problem konuysa Kuzey Irak'taki Kürtlerdi. Irak tarihi boyunca sıkıntılar çıkaran bu bölgede özellikle iki Kürt grubu öne çıkıyordu. Bunlar KDP ve KYB yani Talabani ve Barzani'ydi. İran savaşta Irak'a karşı atağa geçince bu iki gruba bağımsızlık vaat etmişti. Bu çağrıya hemen uydular. Bu Saddam için bir problemdi ve bu probleme karşı yine en güvendiği metodu yani şiddeti uyguladı. 1988 yılında El Enfal operasyonu adıyla kuzeydeki Kürtlere karşı bir harekat başlattı. 15 Mart 1988'de KYB'li peşmergeler İran ordusuyla birlikte Halepçe şehrine girdi. Bu olayın üzerine Saddam Hüseyin tarafından dehşet verici bir cevap gelecekti. Ertesi gün 16 Mart'ta Irak ordusu Halepçe'yi zehirli gaz ve kimyasal silahla vurdu. 7000'e kadar sivil hayatını kaybetti. İran'ın çekmiş olduğu görüntüler hemen Birleşmiş Milletler'de gazetecilere gösterildi. Ancak daha olay duyulur duyulmaz ABD Dışişleri Sözcüsü Charles Redman yaptığı açıklamada İran'ı suçladı. Was there any sort of complaint lodged against the police? Not that I know of. As I say, they were released 5 hours later.
BM'de Irak'a karşı yapılan karar oylamasında ABD veto oyu verdi. İngiltere, Fransa, Avustralya ve Danimarka çekimser kaldı. Saddam bu şekilde Halepçe sonrası uluslararası kamuoyundan kurtulmayı başarmıştı. 8 yıl süren savaş 1988'in Ağustos ayında sona erdi. Savaş sona erdikten bir ay sonra ABD göstermelik olarak 9 Eylül 1988'de Halepçe katliamını tanıdı ve Saddam'ı kınadı. ABD ve Batı dünyasından umduğunu bulamayan Kürtler tıpkı 100 yıl önce Şeyh Ahmet Berzan'ın yaptığı gibi çareyi Türkiye'ye sığınmakta bulacaktı. Talabani ve Berzani gözlerini daha sonraları babamız diyecektir yeni bir isme çevirdiler. Başbakan Turgut Özal. Dönemin Türk devleti sınırları açmaya karşıydı. Sınır ötesinde bir insani yardım kampı düşünülüyordu. Ayrıca siviller alınabilirdi ancak peşmergeler silahlı eğitim almış militanlardı günün sonunda. Birazdan değineceğimiz terör sorunu da o günlerin sıcak gündemiydi. Bu güvenlik bürokrasisi açısından sıkıntılıydı. Öte yandan Saddam kapıların açılmaması için baskı yapıyordu. Ancak Turgut Özal'ın koyduğu ağırlıkla karar kapıları açmaya yönelik çevrildi. Çözüm olarak peşmergelerin silahlarına el kondu. Kontrol altında kalacakları kamplar belirlendi. Böylelikle çoğunluğu peşmerge ve ailelerinden oluşan yaklaşık 50 bin Kürt Türkiye'ye sığındı. Mevzu artık bölgesel bir krize evrildiği için gözler batıya çevrildi. Ancak batılı müttefiklerden bu konuda destek bekleyen Özal tıpkı Kürtler gibi dumura uğrayacaktı. Zira hiç kimse Kürtlerle ilgilenmek istemiyordu. 36,000 Kurdish refugees coming from Iraq. We are helping them and I wonder in the last one year all the human rights advocates in the Western world did not make a small help. I ask them, I will have this help of these people immigrated to Turkey and you take the other half. But there was no answer. They did not want to take a single Kurd. If you are very much after the Kurdish problem, why you did not accept those people? Why you put this visa requirement? Türkiye'ye sığınan 50 bin mülteci o dönemler devlet krizine sebep olmuştu. Türk devleti ve medyası birkaç sene içinde bu sayının 10 katı kadar bir dalganın daha sınıra dayanacağından habersizdi. Türkiye o dönemlerde müdahale öncesi şiddet ortamını unutmaya çalışıp hatta 12 Eylül'ün kendisini de geride bırakarak dünyaya açılıyor, daha doğrusu kendisini dünyaya açıyordu. Başkan Reagan ABD'yi Reaganomics dönemine sokarken dünyayı Soğuk Savaş'ın ortasında yine iki tarafa bölüyor, daha doğrusu politikası gereği tarafları keskinleştiriyordu. Bir taraf kapitalizm, bolluk, bereket ve özgürlük, diğer tarafsa komünizm, açlık, sefalet ve dikta. En azından ABD'nin her yolda, her alanda pompaladığı buydu. Türkiye'de bu dönemde Özal'ın neoliberal politikaları uygulamıştı. Konuyor, Türk milleti serbest piyasa kavramıyla tanışıyordu. Renkli televizyonlarda çeşit çeşit ürünler reklam kuşaklarını süslüyor, dönemi geçmiş Yeşilçam yıldızları ekranlarda bu tüketim çılgınlığının reklam yüzleri oluyordu. Kemal Sunal, yoksulda ikinci çarıklılar dönemindeki sınıf atlama ve hayata tutunma çabasını anlatıyor. Müjde Arsa, ah belinde de TV reklamlarını sarmış Yeşilçam ürünlerini parodi edercesine reklam yıldızıyken orta direk vatandaşın hayatına mahkum oluyordu. Hatta bu süreyel neoliberalizm eleştirisinde şampuan kelimenin tam anlamıyla kendisini kovalıyordu. Türkiye mega projeler ve memurum işini bilir bürokrasisiyle tanışıyordu. Madalyonun diğer tarafındaysa hayali ihracat balonları, enflasyon ve terör sorunu vardı. Saat kampanyası devam ediyor. Siz de katılın, kazanın. Çekilişle kazan, kupon biriktir kazan, biriktir kazan, kazan oğlu kazan. Belki şans sana da vurabilir, kim bilir. Bu halkın sosyolojisine yansıyan fırsat rüyasını adeta Özal'ın sonraki yıllarda çok konuşulan bir koyup üç alma politikasının fragmanı gibiydi. Turgut Özal'ın Irak ve Saddam konusunda ilk uyarılarda bulunan lider olması bu uyarıların batılı ülkeler tarafından ciddiye alınmadığı gerçeğini değiştirmiyordu. Örneğin Özal'ın Reagan ziyaretinde gazetecilerden biri öğlen yemeği de hindi yani Turkey mi var diye şaka yapıyor, Reagan de gülüyordu. Hatta bazı gazeteciler kongreden istediğiniz parayı Türkiye'ye verebilecek misiniz diye direkt olarak ziyaretin sebebini özetliyordu. Özalsa kameralar Japon malı olsa gerek diyerek çok sevdiği teknolojiyi konuşmakla yetiniyordu. İstese de daha fazlasını yapma imkanı da yoktur o dönem. Zira ABD için Türkiye'nin rolü budur. Kimsenin söylediklerini pek umursamadığı, Sovyetlere karşı bir tampon bölgesi ve Yunanistan'a fazla sataşmaması gereken dilenci ülke. En azından henüz. ABD Saddam'ı ve Irak'ı desteklemeye devam ediyordur. Diğer yandan Özal'ın Saddam Hüseyin'e karşı bu antipatisinin kişisel bir geçmişi de var. Takvimleri şöyle bir geri saralım. 1979-80 yılları. Turgut Özal ekonomiden sorumlu DTP müsteşarı. Kendi deyimiyle para toplamaya çıktığı yıllar. Türkiye fiilen iflas etmiş durumda. Batılı ülkeler bunun farkında olduğu için özellikle Kıbrıs harekatından beri sorunlu ilişki yaşadıkları Türkiye'yi adeta kapılarında bekleterek aşağılıyordu. Özal ve ekibi haftalarca, günlerce dil döküp yalvarmalar sonunda bula bula 15 milyon dolar borç bulabiliyordu. Lüksemburg'un o verdiği ünlü 1 milyon dolar da bunun içinde. Özal ve ekibi bu rakam karşısında yıkılıyor.
geliyor. Hatta Özal'ın ekibinden Burhan Özfatura'nın anlattığına göre sinirden ağlamaya başlıyorlardı. Ben kendimi tutamadım. Sinirimden ağlamaya başladım. Turgut ağabey de ağlıyordu. Bir ara bana Burhan ne yapalım, çıkalım şu binanın tepesine kendimizi aşağı atalım dedi. Yemin ediyorum eğer dinimiz intiharı yasaklamasaydı o gün Turgut ağabeyle birlikte intihar edecektik. O kadar onurumuz kırılmıştı. İşler daha da sarpa sarmaya başlar. Petrol ithalatı yapılamadığı için yakıt yoktur ve başbakanlık buz gibi soğuktur. Başbakanlıkta insanlar palto ve yorganla çalışıyordur. Tam bu günlerde petrol zengini Irak'ta bir Türk tankeri bekliyordur ama Türkiye parasını ödeyemediği için Iraklılar dolum yapamıyordu. Bir tanker petrol 15 milyon dolardı. Bütün dövizler toplanmış ancak 12 milyon dolar anca bulunmuştu. Bunun üzerine Özal ekibi Saddam'ın vekili Taha Yasin Ramazan'a telefon eder. Siz tankeri doldurmaya başlayın, biz 12 milyon doları teminat olarak yatıralım. Tanker olana kadar da 3 milyon dolar bulur, onu da yollarız. Taha Yasin bunu şiddetle reddeder. Para peşin, 15 milyon dolar yatırılmadan 1 gram petrol vermeyiz. Aradan yıllar geçer. 1984 Mart ayı. Özal daha taze güven oyu almış. ANAP iktidar olmuş, Kenan Evren'in gölgesi altında kendi siyasi çizgisini çekmeye çalışıyor. Dönem aynı zamanda İran-Irak savaşının en şiddetli dönemi. Başbakan Özal önce Tahran'a, ardından Bağdat'a resmi ziyaretleri gidiyor. Bu geziler Özal'ın başbakan sıfatıyla ilk gezidir. Özal ABD politikasının aksine İran'la ilişkilerini çok iyi tutar. Bu iyi ilişkilerde ileride çok işine yarayacaktır. Büyük bir heyecanla Bağdat heyetiyle görüşmeye giden Özal, odaya adım atar atmaz soğuk duş etkisi yaşıyor. Saddam daha selam vermeden ilk olarak sizin ekonominiz iyi gitmiyor diyor ve ekliyor. Bizim ekonomimiz çok iyi, cephanemiz de çok bol. Saddam rahattır çünkü Körfez ülkeleri Irak'a milyonlarca dolar pompalıyordur ve gerçekten de Özal'ın devraldığı yönetim ciddi ekonomik sıkıntılar çekmekteydi. Aynı zamanda hala tam sivilleşmemiş bir 12 Eylül kadrosu hakimdi. Saddam bu bilgilerle ve elindeki pozisyonla eli kolu bağlı Özal'ı diplomatik dili aşan sözlerle aşağılamaya çalıştı. Etti 2. Yıl 1985. Turgut Özal yine bir heyetle Bağdat'a gider. Saddam artık eski günlerinde değildir. Savaş ekonomisini perişan etmiştir. Öyle ki yapılan ziyaretlerde Suudi Arabistan Türkiye'den sürekli bir şekilde İran borçlarını ertelemesi talebinde bulunuyor, kefil oluyordu. O ziyaret döneminde de İran Türkiye tam olarak 3 milyar dolar borcu vardır. Bu parayı ödeyemiyorlardı. Taha Yasin Ramazan Türkiye'tini havaalanına karşılamaya gelir. İltifatlar, övgüler dizer. 3 milyon dolar eksik diye tankeri doldurmayan o adam şimdi Türkiye'nin önünde 1000 takla atıyordur. Aynı yıl Tahran'da bir başka önemli olay yaşanır. Saddam Hüseyin İran'a ultimatum verir ve hava saldırısı yapacağını açıklar. Sivil uçaklar da bunun hedefi olacaktır. Bunun üzerine bütün ülkeler vatandaşlarını İran'dan tahliye ederler. Ancak Japonya için ciddi bir sorun vardır. 72 saatte uçak göndermesi mümkün değildir İran'a. İran'daki Japon Büyükelçi bunun üzerine Türk Büyükelçisinden yardım ister. O da Türkiye'ye bu talebi iletir. Türkiye'deki Japon şirketi Itochu'nun başkanı Takashi Morinaga da durumdan haberdar olur ve yakın dostu Başbakan Turgut Özal'ı arar. Özal'ın talimatıyla Türk Hava Yolları'na ait iki uçak Tahran'a gidip 215 Japon mühendisi alıp İstanbul'a getirir. Bugüne kadar uzanan bir Japon minnettarlığı oluşur buradan. Bir kişi hariç herkes memnun denebilir. Dönelim tekrardan 1988'e. Turgut Özal yeniden Bağdat'ı ziyaret eder. Bu sefer Saddam Hüseyin Irak ve İran arasında aracı olmak isteyen Özal'ın sözünü ağzına tıkar. Savaşı biz kazanıyoruz. İran'ın şansı sıfır. Özal doğrusu şaşırmıştı. Kredilerini geri ödeyemeyen Saddam birden yine aslan kesilmişti. Bu rahatlığın sebebi ABD ve Körfez'in kendisine yaptığı sıcak para takviyesiydi. Bir yandan Irak'a 3 milyar dolar kredi açan Özal, öte yandan da Tahran'da bir denge oluşturdu. Bu İran gezisi kapsamında başkent Tahran'a varır. Türkiye bu geziyi Bağdat'a önceden bildirmiştir. Haberi vardır yani. Nitekim gerçekten de Saddam'ın gece gündüz Tahran'ı vuran füze atışlarına bir ara verilmişti. Özal'ın çevresi bunu Sayın Özal adına Bağdat Büyükelçimiz ve Ankara'daki Irak Büyükelçiliği kanalıyla Saddam'ı bu gezi boyunca Tahran'a füze atılmaması için ricada bulunuldu diye izah ediyordu. Yani Türkiye'nin sözü dinlendiği söyleniyordu. Bu büyük bir yanılgı olacaktı. İstiklal Oteli'nde odasına çekilip istirahat eden Özal gece yarısı patlayan bombalarla yatağından fırladı. Saddam Özal'ın Tahran'da olduğunu tarihiyle bilmesine rağmen belki de tam da o yüzden sabaha kadar Tahran'a bomba yağdırdı. Özal ve Türk heyeti Tahran'da Saddam'ın bombalarından kendini korumaya çalışıyor. Başbakan Turgut Özal dahil tüm heyet daha güvenli olan zemin kattaki kafeteryada toplanıp oturuyordu. Hatta Özal'ın kalkıp sabaha kadar namaz kılıp dualar ettiği söylenir. Ertesi gün görüşmelerde de bombardıman durmuyordu. Görüşülen devlet binasının camları bombaların etkisiyle patlıyordu. Bu bombardıman altında yurda nasıl dönülecekti? Özal çevresi Saddam'a gene mesaj gönderildiğini, Özal uçağa giderken bir uçağa havalanıp Tahran'ı terk eder derken füze atılmamasını istendiğini söylediler. Ne var ki Saddam bu mesajı da takmamıştı. Özal'ın konvoyu havaalanına ilerlerken hemen yanlarına Saddam'ın füzelerinden biri düştü. Sen misin dünya kamuoyuna kurtarıcı rolü oynayan? Dercesini sıkıştırıyordu Saddam. Etti 3. Turgut Özal bu olaylardan fiziksel olarak yara almadan memlekete döner dönmesine ama bu olayı hayatının sonuna kadar unutamaz. Saddam'a karşı daha sonraları Başkan Bush'u bile şaşırtacak derecede bir nefret biriktirir. Bu iki olay, yani para varken ve yokken Saddam'ın değişen tavrı ve İran gezisinde sözünde durmaması, Özal'ın Irak ve Saddam Hüseyin konusunda net bir kanıya varmasını sağlar.
1988 yılında Halepçe'den kaçan Kürtler sınırda belirince Özal'ın Saddam'la geçmişi işte bu şekildedir. Ancak Kürt meselesi deyince bunu Kuzey Irak'a indirgemek yetersiz kalır. Özal'ın başında ciddi bir terör sorunu da vardır ve farkında olmasa da Irak bu sorunun ana karargahı haline gelecektir. Hatta aslında hali hazırda ana karargahıydı. Oysa 12 Eylül öncesi ülkedeki kaotik durumda hiç kimse PKK'yı konuşmuyor. Hatta böyle bir örgütün varlığı bile kamuoyunda pek bilinmiyordu. Gazetelerde onlarca başka örgütün arasında sayılıp geçiliyordu. Bu apocular başta Bucak aşiretine saldırıyor. Yerel halk da böylelikle itibar yaratmaya çalışıyordu. Müdahale sonrası Öcalan ve örgütü Lübnan'da sığınacak bir liman bulmuştu. Zira Körfez'e doğru giden yolda İsrail ve Lübnan dizilen önemli taşlardan biriydi. Lübnan ve Filistin hareketi dünyada birçok sol örgütün eğitim ve silahlanma kaynağı olacaktı. Öyle ki PKK 1978 yılında kurulduğu zaman Türkiye'de gerilla savaşı vermeyi amaçlayan birçok silahlı grup vardı ve bu grupların neredeyse tamamı eğitimlerini Filistinlilerden almıştı. Sol örgütlerin dağlarda silahlı direniş örgütleme planı yeni bir şey değildi. Yani devlet bu tarz bir gerilla savaşına da yabancı değildi. Kaypakkaya'nın Tunceli dağlarında yakalanması gibi. Ancak bu dönemlerde devletin asıl beklentisi aşiretlerin ayaklanmasıdır. Aslında sizlerin de bugün şaşkınlıkla izleyeceğiniz günümüze kadar uzanan hatalar silsilesi buradan kaynaklanıyor ve kökeni yine Kuzey Irak'a kadar uzanıyor. Barzani aşireti Kuzey Irak'ta Eylül 1961'de ayaklanmış ve peşmergeleri yani silahlı güçleriyle Kuzey Irak'ın büyük bir bölümünü ele geçirmişti. Bağdat her ne kadar baskı yapsa da coğrafya ve askeri sıkıntılardan ayaklanmayı bastıramadı. Üstüne üstlük Barzaniler İran tarafından da yoğun destek görüyorlardı. En sonunda Mart 1970'te bir anlaşma imzalandı ve bu anlaşma ile birlikte resmi olarak Kürdistan Bölgesel Yönetimi kuruldu. Hatta Irak yönetimi adına anlaşmayı imzalayan kişi Baas Partisi'nde yeni yeni yükselen Saddam Hüseyin'di. Ancak Amerikalıların araya girmesiyle 1975 yılında Irak ve İran anlaştı. Bunun üzerine Barzani ve 100 bine yakın takipçisi İran'a kaçmak zorunda kaldı. Bağdat yeniden yönetimi ele geçirdi. Talabani ise Suriye'ye yani Irak bağısının hasmı Esad'a Suriye bağısına sığındı. Barzani ve partisini feodalist, aşiretçi, burjuva ve sağcı kapitülasyoncu Kürt olarak suçlayıp kendi partisi olan Kürdistan Yurtseverler Birliği'ni kurdu. Bu iki grup arasındaki çekişme böyle başlayacaktı. Talabani Suriye'de Abdullah Öcalan ve örgütüne destek olacak hatta Bekaa'ya yerleştirecekti. Onun Suriye istihbaratıyla aracılığını yapan kişi de büyük ihtimalle kendisiydi. Barzani tarafı ise İran'da örgütlenecek. 1980 yılında Irak-İran savaşı başlayınca bu iki grup tekrar ayaklanacak, sonradan Halepçe'de bombalanınca soluğu Türk sınırını alacaklardı. Hikayenin bu kısmını biliyorsunuz zaten, anlattık. Bilmediğinizse bu Barzanicilerin Türkiye etkisi. Ahmet Barzani hem şeyh hem aşiret lideriydi. Türkiye'ye iltica etmiş olmasına rağmen ağır ayaklanmasına sempatiyle bakıyordu. İsmet İnönü bu dönemlerde Iraklarla görüşürken durumun farkında olduğunu belirtmişti. Sonraki yıllarda Türkiye'yi ilgilendiren pek bir gelişme yaşanmadı. Ta ki Mustafa Barzani Irak'ta 1961 yılında ayaklanana kadar. Barzani'nin Kürt milliyetçiliği Türkiye'yi de kapsayan büyük bir Kürdistan hayal ediyordu. İşte bundan etkilenen Şerafettin Elçi ve arkadaşları 1965 yılında Türkiye'de yasa dışı şekilde Kürdistan Demokrat Partisi Kuzey PDK Bakur'u kurarlar. Bu oluşum Barzani aşiretinin Irak'taki partisinin Türkiye kolu olacaktı. Sloganları da Barzani'nin yolundaydı. 61 Anayasası'nın yarattığı özgürlükçü ortamda tipin yoğunlaştığı konulardan biri Kürt meselesiydi. Broşürlerde demokratik taleplerden bahsedilse de aslında hedef ağlar ve bazı gerici güç odaklarıydı. Hatta üstüne üstlük Batman'da o dönemlerde Amerikalı şirketlerin petrol araması da tamamen bir sömürgeci imajı yaratmıştı. Geri kalanı ise solun okuması. 1967 yılında Türkiye İşçi Partisi'nin organize ettiği Doğu Uyanış mitingleri bir kitlesel halk uyanışı değildi ama özellikle üniversiteli Kürtçü gençler örgütleme konusunda bir felaket yol açtı. Bu mitinglere katılanlardan bazıları TKDP'cilerdi. Bu durum devletin dikkatini çekti ve 19 Ocak 1968 tarihinde TKDP operasyonuyla hepsi tutuklandı. Hatta sorgularına giren kişi Mahir Kaynaktı. Bu izlenimler ve istihbarat eşliğinde 1968 tarihinde Jandarma Genel Komutanlığı Doğu ve Güneydoğu'daki Kürtçülük faaliyetleri başlıklı bir rapor hazırladı. Raporun içerisinde Kürt aşiretleri, bunların üye sayıları, silahlı üye sayısı, politik duruşları, liderlerinin politik duruşları, Barzani aşiretiyle bağlantıları ve TKDP'nin parti programı yer alıyordu. Kısacası beklenti Barzanici aşiretlerin isyan etmesidir. Bu durumlar üzerine TKDP'nin kurucuları Kuzey Irak'a, Barzani'ye sığınır. Hatta Mustafa Barzani bunları görünce şaşırır. Kiminiz doktor, kiminiz avukat, iyi meslek var. Gidin işinize bakın, ne işiniz var burada diye sorar. Ancak burada önce parti sol sağ diye bölünür. İki TKDP oluşur. Ardından birbirini vurup öldürürler. İki sayıt olayı diye geçer bu. Durumdan rahatsız olan Barzani tarafı da olaylarla bağlantılı olmak istemez. Bizim sizle bağımız yok denir. Bundan etkilenen kurucu Şerafettin Elçi partiyi terk eder. Elçi daha sonra Ecevit döneminde bakanlık yapacak. CHP'den milletvekili adayı olacaktı. Hatta geçen seçim çokça konuşulan baş danışman Nuşirevan Elçi de bu şahsın yeğenidir. Yetmediği gibi ismi Şırnak'ta 2013 tarihinde Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan havalimanı
Havalimanı'na verildi. Geri kalan tarafı ise Doğu mitinglerinden sonra Devrimci Doğu Kültür Ocakları'nı kurdu. Bu DDKO'nun müdavimlerinden biri de öğrenci Abdullah Öcalan'dır. 1971 muhtırasıyla DDKO'da kapatılır. Türkiye İşçi Partisi gibi. Kürtçü yazar Celal Temel bu durumu şöyle özetler. 49'lar davasında 50, 12 Mart'taki 3 toplu davada 250 Kürt sanık bulabilen devlet 12 Eylül'de 10 bine yakın sanıkla karşılaştı. Bu 1960-80 arası yıllardaki silahsız Kürt mücadelesinin bir özetidir aynı zamanda. Aradan geçen birkaç senede bu öğrenciler üniversitelerde örgütlenmeye devam ettiler. Devrimci Doğu Kültür Ocakları'ndan iki örgüt çıktı. KUK ve PKK. Bu iki örgüt Türkiye'de faaliyet gösterecek tek silahlı Kürtçü örgütlerdi aynı zamanda ve uzun süre birbirleriyle de çatışacaklardı. PKK'nın örgütlendiği bu yıllarda 13 Eylül 1978'de Hakkari Yüksekova'da kanatlı J-78 tatbikatı yapıldı ve bir gerilla savaşının beklendiğinin en net örneğiydi. Bu tatbikat sırasında Genelkurmay Başkanı Kenan Evren, Jandarma Genel Komutanı da Milli Güvenlik Konseyi üyesi Sedat Cila sundu. Tatbikat senaryosu basittir. Bir ayaklanma vardır ve bu bastırılacaktır. Ayaklananlarsa bir aşirettir ve gerilla savaşı uygularlar. Yani anlayacağınız devlet hala Barzani ekolü bir ayaklanma beklentisi içerisindedir. Tatbikatta düşman gerillanın komutanı rolünde olan kişi Jandarma Yüzbaşı Arif Doğan'dan başkası değildir. 2000'ler sonrası JITEM'i kurduğunu ve yönettiğini iddia etmesiyle çokça konuşulan Arif Doğan. Ne ironiktir, burada aşiret ayaklanması prova eden devlet çok değil birkaç sene sonra bu aşiretleri kendi elleriyle koruculuk altına silahlandıracak ve neredeyse yarı otonomi verecekti. Yüzbaşı Arif Doğan da albay olarak 10 bin adamı silahlandırdım. Atatürk görse beni asardı diyecekti. Bu gerilla savaşı için 1979'da Lübnan'a kaçan APO ve militanları 1980 yılının Nisan ayına kadar silahlı eğitim alırlar. Bu daha önce de anlattığım gibi çoğu örgütün uyguladığı bir stratejidir. Silahlı militanlar gruplar halinde Doğu ve Güneydoğu'nun 3 noktasını üstlenmek üzere Türkiye'ye geri giderler. Bu 3 ana üst bölgesi Adıyaman, Tunceli ve Sason'dur. Gerilla gruplarının koordinatörlüğüne de Kemal Pir atanır. Ancak evdeki hesap çarşıya uymaz. İtirafçılar yüzünden örgüt çözülmeye başlarken bir de 12 Eylül yaşanır. Dağlarda örgütlenen bu grupları 84 Eruh ve Şemdinli saldırılarına kadar halk da garipser. Halk dağlardaki silahlı adamlara alışkındır ama komün hayatı yaşayan, kadınlı erkekli gruplar haline dolaşan sırt çantalı insanlara alışkın değildir. Öyle ki durumu garipseyen halk karakollara bu durumu bildirir. Bunlar bizim bildiğimiz eşkıyalara benzemiyorlar diye. Hatta bazen bizzat kendileri çatışıp jandarmaya gelin cesetleri alın diye haber gönderiyorlardı. Gerek tatbikatlar, gerek itirafçılardan elde edilen bilgiler olsun, devletin aklında bir şema, bir beklenti vardır PKK konusunda. Zira bu ilk erken dönem PKK'nın çekirdek kadrosu Diyarbakır cezaevine atılmış. Örgütün ilk çalışmalarını yapan bu kadro daha sonraları ya itirafçı olacak ya da çıktıktan sonra APO'ya muhalif olarak Avrupa'ya kaçacaktı. Örgütün kadrosundan ilk çözülen kişi Şahin Dönmez olmuştu. Diyarbakır cezaevinde onun başında olduğu bir itirafçı koğuşu kuruldu. Dönmez burada ilerleyen senelerde adeta bir itirafçı ordusu yaratacaktı. Dönmez'in itirafları PKK'nın infaz timlerini deşifre etmişti. Öcalan'ın Ankara grubu ve Mardin Tunceli grupları arasında bir iç çatışmanın sonucuydu bu timler. Zira daha 1977 yılının başında Cemil Bayık, Abdullah Öcalan ve Şahin Dönmez'in bilgisi dahilinde Antep ve Elazığ'da birer infaz timi oluşturulmuştu. Bu timler aracılığıyla örgüt içi infazlar gerçekleştiriyordu. Aslında örgütün karakterini özetleyen olaylardan biridir bu infazlar. Tıpkı daha sonraları Eruh ve Şemdinli saldırılarının sözde komutanlarının ortadan kaldırılması sonrasında da efsaneleştirilmesi gibi. Haki Karer figürü yine PKK'nın Türk kurucularından ve ölümüyle efsaneleşen bir isim. Güya başka bir örgütle sözlü tartışma esnasında vurulmuş. Hatta Öcalan PKK'nın Haki Karer'e yemin olarak kurulduğunu söylüyor ve devlete savaş ilanını böyle başlattığını anlatıyordu. Ancak sözde başka bir Kürtçü grubun öldürdüğü söylenen Karer için niye devlete savaş ilan ediyorsun? Bunu bugün en büyük apocular bile açıklayamıyor. Yine ilk infazlardan biri de Celal Aydın'dı. 1977 yılında öldürülmüştü. PKK Politbüro üyesi ve örgütlenme sorumlusu itirafçı Şahin Dönmez Aydın cinayetini olduğu gibi mahkemelerde anlatacaktı. Celal Aydın bizim içimizdeyken Tekoşin adı verilen örgütle birlikte çalışıyordu. Öldürme kararını ben, Abdullah Öcalan ve Cemil Bayık aldık. Hatta başka bir yerden temin ettiğimiz kürek ile kazmayı bir ara Celal Aydın'a taşıttık. Onun daha bir şeyden haberi yoktu. Kazma işi bitince Celal'i mezarın başına götürdük. Arkadaşlar ona diz çöktürdüler. Ali Gündüz elindeki silahla kafasına bir el ateş etti. Celal oraya yığılıp kaldı. Kolundan saati aldık, bir tekme vurarak elbiseleriyle birlikte çukur attık, üstünü toprakla kapattık. Gerçekten de Aydın'ın cesedi Sönmez'in tarif ettiği yerden kazılıp çıkarılmıştı. Diyarbakır davasındaki diğer PKK kurucuları Sönmez'i ihanetle suçluyor ve kendi kurucularından birinin her şeyi bir bir anlatmasına inanamıyorlardı. Sakine cansız, Şahin'le bitişik odalarda kaldığı için onun itiraflarına tanık oluyordu. Kitabında şöyle yazacaktı. Sonra anlatımlarını genişletti.
hissettim. O kadar çok şey anlattı ki polis sormadan konuşuyor, ayrıntılandırıyor her şeyi. Sıra kongreye geldi. Şahin'in iliklerine kadar ihaneti nereye gidiyordu? Düşman birkaç gün Şahin'in anlatımları nedeniyle diğerlerimizi bırakmıştı. Nasıl olsa Şahin herkesi her şeyi anlatıyordu. Dönmez'in bu itiraflarıyla Elazığ davası ve eş zamanlı olarak örgüt çözülmeye başladı. Çekirdek kadro bir bir tutuklanırken yurt dışında olan Öcalan bu tutuklama dalgalarından korunacaktı. Örgütün bu kurucu kadrosunun içler acısı durumunu anlamanız için sizlere Diyarbakır PKK davasındaki savunmalardan örnekler vereceğim. Bu isimler bugün PKK'nın efsanevi kurucularından sayılıyor. Örgüt üyeleri, teröristler bunlara adeta tapıyorlar. Şimdi sizi Kürdistan fikrini ileten sebep ne? Neden Kürdistan diyorsunuz? Tarihi tetkik ettiniz mi? Diye sorunca Mazlum Doğan bunu herkesin kabul ettiği şeklinde şöyle bir savunma yapıyor. Türkiye'deki basın artık daha önce hiç kullanmamasına rağmen Kürdistan tabirini kullanıyor. Bu çok ilginçtir. Ben kendim Türkiye'den çıkmış Kürdistan ve Kürtlükle ilgili hangi yayını bulduysam okudum. Bununla da yetinmedim, bir tek cümle, bir tek kelime bile geçtiğini sandığım eserleri bile okudum. Hangi şeyleri okudun? Ben Çağdaş Kürdistan Tarihi diye bir kitap vardı. Ronahi yayınlarının Almanya'da basılmış. Onu okudum. Evet, Güneş yani. 19. yüzyılda Kürdistan üzerinde mücadele Halfin adlı biri tarafından yazılmış. Komal yayınları tarafından çıkmıştı. Okudum. Ayrıca şu var. Yani bu Kürtlerin şu ya da bu ırktan geldikleri, şuradan ya da buradan geldikleri pek önemli değil. Benim bildiğime göre Kuzey Avrupa'dan, İskandinav Yarımadası'ndan, Rusya steplerinden gelip bunu hangi yazar diyor İskandinavya'dan geldi diye. Bu konuda kendim araştırma sahibi değilim. Yalnız Abdullah'ın bu konuda daha geniş araştırmaları var. Onun yaptığı, benim söz konusu ettiğim konuşmasında, benim yazıya geçirdiğimi söylediğim konuşmasında vardı. Okumuştum. Böyle söylendi yani. Başkaları tarafından da söyleniyor. Bunlar tarihte devlet kurmuş mu peki? Evet. Hangi devleti kurmuşlar? Şunu söyleyeyim. MET organizasyonu tarihlerin yazdığına göre 571'de kuruluyor. 500 civarında falan yıkılıyor. Pek uzun süreli falan olmuyor. Persler tarafından yıkılıyor. Nerede kuruluyor bu tarihte? MET devleti nerede kuruluyor? Hemen hemen bugünkü Kürtlerin yaşadığı alan diyebiliriz. Yani Kürtler hakkında bir şey bulabileceğimi anladığım pek çok eser okudum. Bu arada şunu da söyleyeyim. Genelkurmay tarafından yayınlanan bir eser de okudum. Bu da Cumhuriyet döneminde Ayaklanmalar adlı bir eserdir. Ankara'da olduğum, milli meseleyi araştırdığım dönemde okudum. Burada Cumhuriyet tarihinde ayaklanmalardan bahsediyor. Devletin resmi yayını açıktan açığa, devletin Kürdistan yönelik politikasını ortaya koyuyor ve Kürtler ve Kürdistan'da benim bahsettiğim gibi o yayında bahsediyordu. Yazık ki ben o eserin tümünü okuyamadım. Elime geçebilseydi bir kısmım, o zaman çok arzulardım. Not almak istiyordum. Dersim harekatı ile ilgili olarak, Şeyh Said ayaklanması ile ilgili olarak takip edilen politikalar, bunların yerleri, şunları bunları ile ilgili şeyler vardı. Ben yalnızca bir gecelik göz gezdirebildim. Orada bir resmen alenen yazılıydı yani. Bu trajik konuşmalar bir diğer PKK kurucusu Hayri Durmuş'un mahkemesinde de devam ediyor. Hayri Durmuş Öcalan'ın en yakın dostlarından biri. Hatta PKK'nın ilk program taslağını kaleme alan kişi, öyle denebilir ki örgütün en büyük ideologlarından biri. Bugün artık bu konu tartışma yapılmayacak kadar açıktır. Pek çok çevre tarafından kabul edilmektedir. Hatta Türkiye'deki kim bu çevreler? Efendim? Pek çok çevre kim? Bizzati Türkiye'deki basındır. Yani Türkiye'deki basın bile bunu kabullenmiştir. Kürdistan üzerinde çeşitli oyunların oynandığı ve politikaların üretildiği günlük gazetelerde bile yer almaktadır. Kaldı ki dünya politikasında uluslararası çeşitli toplantılarda bu hususlar tarihsel olarak pek çok defa ele alınmıştır. Barış toplantılarında siz tarihi incelediniz mi? Tarih konularında fazla şeyim yoktur. Yani bu konularda uzun araştırmalarım yoktur ama nereden çıkartıyorsun peki milleti Türk Kürt diye bölüp de nereden çıkartıyorsun Kürdü Türk'ü bilmem nesini? Nereden çıkarıyorsun tarihi incelemediğinde? Belirli bir bilgin yok. Da. Şunu söyleyeyim, bilgim yok derken bu konuda ben uzman değilim, bir tarihçi değilim, bunu demek istiyorum. Yoksa araştırmam yoktur biçiminde değil. Ben tahsilli bir insanım, elbette bu konuda okumuşluğum vardır. Pek çok kitap, belge okumuşum. Nereden okudun? Kürtlerin kökeniyle, tarihiyle ilgili, Orta Doğu'ya gelişiyle ilgili Kürdistan üzerinde nereden gelmişler Orta Doğu'ya? Ne olmuş? Tarih hangi devletleri kurmuşlar? Bu hususta şunu söylemiştim. Bu konuda arkadaşlarının yaptığı açıklamalara katılıyorum biçiminde ifadelerde bulundum demiştim. Ben de bu nedenle fazla açıklama yapmak istemiyorum. Yani bu hususu ben tartışma konusu yapıp da uzun boylu anlatmak istemiyorum. Mahkeme bir tartışma konusu yapmıyor, soruyor. Kısaca açıklamalarda bulun. Diğer arkadaşlarımın da ifade ettiği gibi Kürtler esas olarak Ari soyundan gelmektedirler ve Kuzey Avrupa'dan, Kuzey Batı Avrupa'dan, İskandinav yörelerinden kavimler göç ederken Kürtler de esas olarak buradan gelerek Kürtlerin merkezi olarak kabul edilebilecek Van ve Urmiye gölleri arasına aşiretler biçiminde milattan önce 1000 yıllarında yerleşmişlerdir. Yani bu söylediğinin kaynağı ne, tarihi belgesi ne? Şimdi ben bu hususta yine mahkeme heyetine yönelik bir nokta üzerinde durmak istiyorum. Şöyle ki her millet ortaya çıkarken veya kendi tarihini ortaya atarken ille dikili taşlardan yararlanır veya matbaa araçlarından, mühürlü belgeli araştırmalardan faydalanır diye bir şey yoktur. Pek çok belge meşhur bilginlerin, tarihçilerin anılarından, bunların hazırlamış olduğu eserlerden de ortaya çıkartılabilir. Kaynağını soruyorum size, kaynağını. Hangi kaynaktan öğrendiniz bunu? Bu konuda tarihçilerin bilgileri vardır. Örneğin bizzat Herodot'un bu konuda açıklamaları vardır. Yine daha sonraki yüzyıllarda da pek çok tarihçinin bu konuda belgeleri vardır ve bunların çoğunu okudum.
Yani bu konuda pek çok belge vardır. Fakat şu bir gerçektir. Bir millet kendi bağımsızlık mücadelesini gerçekleştirmeden, bu konuda uzun araştırmalara giremeden kendi tarihini açık net biçimde ortaya çıkartacak imkanlardan yoksundur. Böyle bir şeyi toparlayıp bir araya getiremez. Bunları toparlama, bir araya getirip gerçek tarihimizi aydınlığa çıkartma imkanından yoksunuz. Bunu mahkemiyetinin önünde böyle kabul etmesi gerekir. Yani biz bugün kalkıp da belgelerimiz şunlar şunlardan diye ortaya sürecek imkan ve olanaklardan yoksunuz. Ama bu belgelerden çeşitli tarihçiler tarafından derlenmiş broşürler, kitaplar vardır. Dedim, biz bunları okuduk, değerlendirdik. Kaldık ki hangilerini okudunuz, hangilerini? Demin belirttim, bu konuda Kürtlerin kökenleriyle ilgili bir iki kitap okudum. Kürdistan üzerinde mücadeleler olarak. Yazarı kimdi bunun? Kürtlerin kökeniyle ilgili Nikitin'in bu konuda vardır. Bunun dışında çeşitli tarihçilerin ve siyaset adamlarının hazırladıkları Kürdistan üzerindeki mücadeleleri ve çeşitli aşamalardaki mücadeleleri ve çeşitli aşamalardaki mücadeleleri dile getiren belgeler niteliğinde olan yazılar vardır. Dikkat ettiyseniz Kürdistan üzerinde mücadeleler kitabının yazarının kim olduğu sorusuna cevap vermedi. Birazdan neden değinmediğine ben değineceğim. Dün arkadaşımla değindi. 19. yüzyılda Kürdistan üzerinde mücadeleler diye bir broşür vardı. Bunu okudum. Bunun dışında yine Çağdaş Kürdistan Tarihi diye Cumhuriyet döneminde Kürdistan'daki uygulamalar ve Kürdistan'ın durumunu anlatan kitap okudum. Ve bunun gibi daha pek çok broşür. Doza Kürdistan diye bir broşür elime geçti, onu okudum. Bunun üzerine özellikle Abdullah Öcalan arkadaşım bu konuda geniş araştırmaları ve kendisinin bir tarih anlayışı vardır. Aslında Kürdistan'a bakış anlayışı vardır. Bu serfiye bunda esas olarak yani temel hatlarıyla yer almaktadır. Bu arkadaştan biz tarihi dinlediğimiz ve öğrendiğimiz pek çok şey vardır. Ve bütün bunlardan başka bizce daha çok önemli olan mevcut koşullardır. Objektif durumdur. Yani Kürdistan'da bulunuyoruz bugün ve ortada objektif bir durum söz konusudur. Bir husus kaldı, ona da değineyim. Gerek sermayenin yatırılması biçimi olsun, gerek yolların döşenmesi biçimi olsun, gerek çeşitli alanlarda üretime geçiş olsun, bunların tümü kaynaklarımızın alınıp götürülmesine yöneliktir. Dikkat edilirse yolların da ona göre döşendiği ortadadır. Örneğin Hakkari'ye yol girmezken Cizre'ye bilmem birkaç yoldan asfalt yol gidiyor. Niye Hakkari'ye yol gitmesin? Hakkari'yi gördün mü sen? Tamam, yoldan yola fark var yani. Hayır, gördün mü Hakkari'yi sen? Evet, gitmiştim. Ne zaman gittin? Yakın tarihlerde, 1-2 sene önce gitmiştim ama yani yol yok derken Hakkari'nin bizzatı kendisi değil, bütün yürü olarak kastediyorum. Pek çok yere yol gitmezken Cizre'ye 2-3 koldan yol gitmektedir. Asfalt yol gitmektedir. Yine bir başka PKK kurucusu ve Lübnan'da eğitim görüp Türkiye'de mevzilenen ilk PKK timlerinin sözde komutanı Kemal Pir'in ifadesine bakarsak hakim soruyor. Kürdistan tarihini incelediniz mi? Biraz, imkanlarım ölçünde. İncelediğiniz kadarıyla nereden gelmiş? Şimdi Orta Doğu halklarının mozaiği, Elamlar, Asurlular, Sümerler, Akatlar, bütün bunlar Mezopotamya'da yaşıyor. Mezopotamya aynı zamanda uygarlığın da kaynağı, uygarlığın merkezi. Dicle ve Fırat nehirlerinin bulunduğu yer. İlk sınıflaşmanın olduğu bilim, sanat ve bilim ürünlerinin ortaya çıktığı alan Mezopotamya'dır. Kürtler ise burada yaşıyor. Yani bu konuda bilimsel bir sürü iddialar var. Bazıları yerli toplumdur der. Kim diyor bunu? Hangi eserler diyor? Hatırlamıyorum bugün kitapların isimlerini ama dünya çapında farklı görüşler var bu konuda. Yani net olarak bilimsel olarak ortaya çıkmış değil ve bugün bunun bilimselliğini bulmak bana ait olan bir şey değil. Yani ben tarihçi değilim. Bu ifadeler ideolojik açıdan örgütün kurucu kadrosunun içler acısı durumunu ortaya çıkarıyor. Sürekli aynı iki kitap kaynak gösteriliyor ve sıkışılan yerde Abdullah arkadaş yani Öcalan referans gösteriliyor. Açıkça görülmektedir ki Öcalan üniversite döneminde iki kitap ve Şeyh Said Seyit Rıza ayaklanmalarıyla alternatif bir tarih çizmiş, bunu da Marksizmle ulusların kaderi tayin hakkıyla soslamış ve Maoculukla devam ettirmişti. Ayrıyeten bu iki kitaba da değinmeden olmaz tabii ki. Bunlardan ilki 19. yüzyılda Kürdistan üzerinde mücadeleler kitabı. Yazarı Halfin olarak geçiyor. Bu bir mahlas. Ancak yazarı bilinmiyor. Kitap Rusçadan çevrilmiş ve kaynakça bulundurmuyor. Diğeri de Kürdistan'ın çağdaş tarihi. Yazarı Lucien Rambaud. İki kitabın çıkışı da aynı sözde yayın evinden. Dönemin PKK kaynaklarına da bakarsanız sürekli bir şekilde bu ünlü Fransız yazar Lucien Rambaud diye adı geçer. Oysa bu bir mahlastır. Böyle bir kişi yoktur. Ünlü de değildir. Binaenaleyh bu kitap harici yayını da yoktur. Mahlasın ardındaki kişi Fransız misyoner rahip Thomas Boy'dur. Boy, Katolik Dominikan tarikatına üye bir rahiptir. Tarikat bu şahsı misyonerlik yapması için Bağdat'a gönderiyor. Burada Yakup Kilisesi'nin başına geçtikten sonra Kürtlerle ilgilenmeye başlıyor. Ardından Fransız devletinin işgal ettiği Suriye'nin Kamışlı kentine tayin ediliyor. Misyonu bölgeyi Fransızların daha kolay yönetebilmesi için bir birlik oluşturmak ve bunun için de Nasturileri ve Kürtleri incelemektir. Boy da bunu yapar. Bir Kürt tarihi yaratır. Ne hikmetse bu tarihte Kürtler aslında Müslüman olana kadar özgürlerdir. Sonra Müslüman olunca çöküşe geçmişlerdir. Aslında Müslüman da değillerdir. Ezidi hatta Zerdüşt'türler. Baskı olmasa Müslümanlığı da bırakacaklardır. Boy'un iddiası bu yönde. Thomas'ın Fransız devletinin emriyle yazmış olduğu bu kitaplar Türkiye'deki PKK Kürtçülüğünün temelini oluşturur. Rus Kürtolog Vladimir Minorski de kendisini baz alarak devam eder. Öcalan'ın buradan ve isyanlardan yaptığı çıkarımı anlamışsınızdır herhalde. Yoldaşları mahkemelerde soru gelince
çekilse de PKK'nın ideolojisi bunun üzerine kurulmuştu. Örgüt dışarıda bu şekilde yeniden örgütlenmeye başlarken cezaevlerindeki militanlar eğitim vermeye devam ederler. PKK bizzat kendi yayınlarında cezaevlerini akademi olarak yazarken PKK itirafçıları cezaevinde seminer yapıldığını, dergi çıkarıldığını kendileri anlatıyorlar. Diğer taraftan dışarıda PKK'ya muhalif olmak ölüm demekti. Cem Ersever şöyle isyan ediyordu. Bölgede PKK örgütüne ihanetin cezası ölüm. Devlete ihanetin cezası Diyarbakır Birnoğlu tutuklu evinde akademik PKK kariyeri yapmaktır. Böyle bir ortamda TC varlığının giderek son bulacağını söylemek için falcı olmaya hiç gerek yoktur. Öyle ya da böyle, Lübnan'daki örgütte ilk çekirdek kadrodan kimse kalmamıştı. PKK, Filistinli örgütlerle sıkı ilişkiler geliştirmeye başlar. Örgüt militanları Vietnam'ı örnek alarak çokça okuma yapmaya başlarlar. Onlar daha önceden sıkça yaptıkları gibi silahlı eğitim aldıktan sonra Türkiye'ye hemen geri döneceklerini düşünmekteydiler. Ancak öyle olmaz. Mahsun Korkmaz hazırlıkların 2 yıl süreceğini belirtir. PKK Türkiye'den değil Irak'tan saldıracaktır çünkü. İşte bu terör örgütünü diğer bütün örgütlerden ayıran özellik olacaktır. 84'ten sonra Lübnan'da kurulan PKK'nın yeni bir örgüt olduğunu söylemek hiç de yanlış olmaz. Bu yeni geliştirilen strateji Öcalan, Kürdistan'da Zorun Rolü kitabında özetler. Özellikle de sözde devrimci şiddete ilişkin PKK'nın görüşlerinin temelinin ortaya konduğu bu kitap izlenecek mücadele taktiğini resmeder. Devrimci şiddet dediğinizde bildiğiniz terörizmdir. PKK ilk konferansını Temmuz 81 tarihinde yapar ve gerilla savaşını duyurur. Özellikle coğrafi koşulların, siyasi temelin, askeri araç ve gereçlerin, örgütlenmenin uygun olduğu alanlarda gerilla mücadelesi gündeme gelecek ve bu mücadele Kürdistan'da önemli roller oynayacak. Partinin şiddete dayanan ve dayanmayan mücadele yöntemleriyle sağlayacağı siyasi gelişme ve bu siyasi gelişmeyi daha da hızlandıracak gerilla savaşı bir halk ayaklanmasına yol açacaktır. Gerilla savaşı geliştirilmeden Kürdistan koşullarında siyasi sonuçlar alınabileceğini, siyasi amaçlara ulaşabileceğini sanmak gülünç olur. Şahin Dönmez'in çözülmesi örgütü zor duruma sokuyordu. Öcalan yayınlarında her iki günde bir bu ihaneti anlatıyor, bir yandan da Diyarbakır cezaevinden çekiniyordu. Kaç kişi daha çözülecekti? Diyarbakır davasında savcı örgütü 3 gruba ayırmıştı. Alt 2 grup çözülürken üst yönetici ve kurucu grup direniyordu. Süreç yönetim açısından tam bir skandaldı. Avukatlar aracılığıyla savunmalar propagandaya çevrilip Serfibun'da yayımlanıyor. İçeride bulunan PKK kurucuları Serfibun'a makaleler yazıyordu. Dergilerde cezaevi direnişleri övülürken görevlilerin isimleri yayımlanıyordu. Esat Oktay Yıldıran'ın ismi ilk 1982 yılında bu şekilde geçer mesela. Ancak ismini Esat Okay Yolsıran diye yanlış yazarlar. Davalarda idam cezaları konuşuluyordur. Apo'nun büyük endişesi de işte tam da bu idam korkusu yüzünden militanların iyice çözülmesiydi. İtirafçılar idamdan kurtulabiliyordu. Bunun gerçekleşmemesi için örgüt baskıyı artırmak amacıyla efsaneleştirme yoluna gitti. 5 Mayıs'ta Serfibun kapaktan şu haberi girer. Diyarbakır'da katliam. Habere göre PKK kurucusu Mazlum Doğan cezaevinde boğularak öldürülmüştü. Serfibun'a ulaşan bilgilere göre katliam şöyle gerçekleşmiştir. Zindanlardaki direnişi örgütlediğim, çeşitli işkence uygulamaları ile ilgili bilgileri dışarıya sızdırıp yayınlattığı gerekçesiyle PKK Merkez Komite üyesi Mazlum Doğan Mart ayının ikinci haftasıyla birlikte yoğun bir işkenceye alınmış, 21 Mart'a kadar süren akıl almaz işkencelere rağmen direnişini sürdürmesi üzerine hücresinde boğularak hunharca katledilmiştir. Mazlum Doğan'ın yaşamını yitirmesine rağmen cezaevindeki direnişin kırılmadığını, aksine daha da boyutlanarak arttığını görüp paniğe kapılan faşist çuntanın eli kanlı maşaları diğer koğuşlardaki tutuklara da saldırmış ve giriştiği katliam sonucunda çok sayıda devrimci militan hayatını kaybetmiştir. Örgüt aynı sayıda dünya basınında katliama tepkiler haberine yer verir. Gerçekten de Batı medyası PKK'yı kaynak alarak Mazlum Doğan'ın öldürüldüğünü yazmaktadır. Mazlum Doğan'ın katledilişini asla unutmayacağız ve hesap soracağız yazmaktadır. Yalnız bu unutmama işi pek uzun sürmeyecektir. Örgüt bir yandan açlık grevleri örgütlerken bir yandan da bu haberlerle olası itirafçılara baskı ve mobbing uygulamaya başlar. Öyle ya. Bakın kurucular ne bedeller ödüyor. Siz Lübnan'da, Irak'ta rahatsınız deniyordu. Bu şekilde örgüt içi muhalefet dizginlenebiliyor. Olası yeni itirafçıların da gözü korkutuluyordu. Oysa gerçek çok farklıydı. Mazlum Doğan katledilmemişti. PKK davasından çıkacak sonuç belli olmaya başlayınca çıkış görememiş, bunalıma girip intihar etmişti. Yani kendi kendini asmıştı. Bu intihar üzerine kurgulanan boğuldu haberi size abartı geliyorsa daha nereye kadar gidecek bekleyin ve görün. Ölüm oruçları organize eden örgüt önceki sayısında bu direnişi överken sonraki sayısında şehit düştüler haberini geçmektedir. Mazlum Doğan'ın intiharını daha ne kadar saklayacaklar diye düşünüyorsunuz belki. Daha durun. PKK önce bu dönemde devrimci şiddet teorize edecek, sonra bir de ikinci kongresini yapacaktı. Örgütün Avrupa yapısı sokaklarda Diyarbakır katliamının hesabını soracağız diye protestolar organize ederler. İntihar eden Doğan katledildi diye sembol haline getirilir. Avrupa'da düzenlenen PKK kutlamaları gecelerinde Şivan Perver sahne almaya başlar. Zorun rolünde gelmekte olan terörizmi şöyle anlatıyordu Öcalan. Savaş bir ülkenin ekonomik ve toplumsal güçlerini sınar. Kürdistan devrimci savaşı da Kürdistan'ın ekonomik ve toplumsal güçlerini sınayacak, yaşama güçlerinin olup olmadığını gösterecek.
gösterecek, yaşamaya hakkı ve gücü olanla olmayanı birbirinden ayıracak, eskiyi çürümüşü çağ dışı olanı mezara gömerken yeniyi sağlamı çağdaş olanı geliştirecek. Kürdistan halkının gerçek kurtuluşa, ulusal bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizme gitmesine hizmet edecektir. Bu aslında köy baskınları ve katliamların habercisidir. Bir taraftan da örgüt militanlarına hala Mazlum Doğan'ın intihar ettiği söylenmemiştir. Örgüt militanları öldürüldü diye efsaneleştirmeye devam ederler. Ardından ölümünün birinci yılında bir başlık. Katledilişinin birinci yıl dönümünde mazlum yoldaşı büyük saygı ve minnette anıyoruz. Kürdistan bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin önderlerinden PKK-MK üyesi Mazlum Doğan, bundan tam bir yıl önce 21 Mart 1982'de sömürgeci faşist caniler tarafından katledildi. Aynı zamanda halkımızın her türlü ezgiye karşı kutsal direnme ve varoluş mücadelesini Nevruz'da simgeleyen 21 Mart, bu soylu geleneğin en kararlı takipçisi ve günümüzdeki temsilcisi olan PKK'nin sömürgeci zindanlarda mazlum yoldaşın şahsında doruğa ulaştırdığı direnişle yeni bir anlam ve içeriğe kavuşarak modern Kürdistan ulusal kurtuluş mücadelesinin yolunu aydınlatan sürekli bir meşale haline geldi. Nevruz mu? Nevruz. Onun gerçekleştirmeyi başardığı büyük ve tarihi eylem hakkında fazla bir şey söylemeye gerek yoktur. Bir dakika ya. Tarihi eylem derken Doğan katledilmemiş miydi? Daha bu yazının girişi mesela o şekildeydi. Halkımızın bağımsızlık ve özgürlük tutkusunun hiçbir şekilde öldürülemeyeceğini bilinci eylemi ve kararlılığı ile kanıtlayarak düşmanın elindeki tüm silahları yere düşürmüştür. Çünkü o direnişiyle teslimiyetin ve uşaklığın her türünün üzerindeki tüm perdeleri kaldırıp onu tüm yürençliğiyle sergileyerek ihanetin yolunu tıkamıştır. İlginç değil mi? Mazlum Doğan'ın intiharı kaçınılmaz bir gerçek olduğu anlaşılınca, günden güne belli olunca PKK protesto için intihar ettiğini iddia edecekti. Katledildi deme sebepleri de işte hapse atıldığı için intihar etti ya, o da işte katliam oluyor. Yoksa yani yalan konuştuklarından değil. Hatta Doğan bunu Nevruz yüzünden yapmış. Oysa ki ne Doğan ne de PKK bu tarihe kadar Nevruz'u falan anmıyordu. Bilmiyordu belki de. PKK'da 2 sene boyunca ne Nevruz ne intihar ağzını almamıştı. Olan şuydu. Öcalan Tevfik Abdullah okumuş ve Zerdüşt Devrimci Kahve efsanesini keşfetmişti. Her zaman yaptığı gibi tarihten isyan çıkarma metodunu uyguladı kendince. Buna göre PKK modern demirci kahveydi. Bu da Nevruz'da kutlanmalıydı. Aynı sayının diğer haberlerine bakarsanız Doğan'ın neden birden kendini feda eden kahramana çevrildiğini anlayabilirsiniz. Almanya'da başlayan bu kutlamaların hepsinde Mazlum Doğan posterleri var. Sonraki yıllarda PKK bu işi iyice abartıp Mazlum Doğan'ın kendi kendini yaktığını iddia edecekti. Yani öyle bir fedakarlık ki öyle bir şey yaptı ki, öyle bir fedakarlık ki intihar etmedi, sadece kendisini yakarak intihar etti. Niye? Nevruz'da sembol olsun diye kibritle yapmış bunu, hem de 3 kibritle. Bu saçmalık öyle bir hal alır ki Öcalan yakalandığında PKK'lılar gerçekten kendilerini yakmaya başlarlar. Doğan'ın cesedinde yanık falan olmadığı ortaya çıkınca PKK bu sefer ekler. Ya kendini yakmadı, önce hücresini yaktı, sonra o hücrede intihar etti. O yüzden yakmış gibi oldu. Mevzu öyle bir hal alır ki çözüm sürecinde Show TV'de yayınlanan PKK propaganda dizisi Bu Kalp Seni Unutur Mu bu olaya yer verir. Bölüm bitince de bütün PKK kurucuları saygıyla anılır. Bir Türk televizyonunda sağ üstü Atatürk varken: kimse yaklaşmasın! Bu bir eylemdir! İnsanlık olur, işkenceyi yenecek! İnsanlık olur! Niye yaptınız oğlum? Ferhat, niye yaptınız oğlum? Niye? Nevruz'un önemi de Öcalan'a göre kitleselleşme için bir araç olmasıdır. Serhilden ilan edilirse, yani ayaklanma, halk buna belki katılmaz ama bu masum bir kutlama gününe çevrilirse halk buraya getirilebilir. Ardından bir iki provokasyonla, silahla bir karışıklık çıkartılabilir. Bu sebeple Nevruz ve cenazeler PKK'nın 90'lardaki iki çalışma noktası olacaktır. Ama buraya kadar daha uzun bir yol vardır. PKK'nın Lübnan'daki bu yeni kadrosu yaklaşık 2 yıllık bir eğitim ve planlama süreci sonrası 1982'de yaptıkları kongrede Mao Zedong'un gerilla taktiği kapsamında uzun süre halk savaşı stratejisini benimsediğini açıklar. Bunun ilk aşamasında silahlı propaganda yapılması için hareke kurulur. Silahlı propaganda demişken yani dümdüz silahlı eylemlerdir bunlar. Silahlı propagandanın amacı kendi ismini ve davanı duyurmak, bölge halkının da sana biat etmesini sağlamaktır. Nitekim PKK'nın kuruluşunu duyurması mesela yine aynı şekilde Bucak aşiretinden milletvekili Mehmet Celal Bucak'a yaptıkları saldırıyla gerçekleşmişti. Bucaklar hem erken dönem Urfa zamanında Öcalan için bir tehdit, bir rakip, hem de halkın gözünde itibarlıydı. Bu saldırı basında geniş bir yer buldu. PKK kadrosunun Diyarbakır'daki ifadelerinden basına ne kadar önem verdiklerini fark etmişsinizdir. Sonraki yıllarda da PKK'ya en büyük desteği dolaylı ya da direkt yoldan Türk basını ve medyasının verdiği söylenebilir. İşte bunun için 1982'de kurulan Hareke'nin başına da Mahsum Korkmaz geçirilir. Hatırlarsanız Kemal Pir ve ilk 3 militan grubu Adıyaman, Tunceli ve Batman'da örgütlenmişti. Hareke bu şekilde Türkiye içinde çalışmayacaktı. Elde edilen tecrübelerden çıkarım yapılmıştı çünkü. Birincisi, halk desteği yoktu. İkincisi, jandarma nefes aldırmıyordu. Bunun yerine önce Türkiye'de sözde Kürdistan haritalandı
kazandırıldı ve raporlandı. En çok destek alınabilecek ve kolay çalışabilecek iller hangisiydi? Bunlar belirlendi. Köyler hangisiydi? Bunlar belirlendi. Bu kapsamda Botan bölgesi diye bir yer belirlendi. Irak'tan buralara sürekli bir şekilde girip adım adım devlet varlığına saldırılacak, çekilmesi sağlanacak, bir yandan da halka propaganda yapılacak ve ayaklanma için çalışılacaktı. Türk kamuoyunun sandığının aksine amaç asla Türk ordusunu yenmek veya işte savaşta galibiyet elde etmek değildir. Terör sadece bir araçtır. Mao'nun uzun soluklu halk savaşı 3 aşamadan oluşur. Bunlar stratejik savunma, stratejik denge ve stratejik taarruzdur. Stratejik savunmada önemli olan örgütün yok edilmemesini sağlamak, bir şekilde hayatta kalmaktır. Eğitim ve organizasyon için silah, para ve destek temin etmektir. Militan devşirmektir. Örgütün 78-84 arasındaki faaliyetleri tam olarak budur. Bu dönemde örgüt rakip örgütlerle çatışmasını ancak güvenlik güçlerine dokunmamaya çalışır. Stratejik denge döneminde ise artık örgüt güvenlik güçlerine yönelik saldırı yapabilir. Yani onlara kendince denk gücü erişmiştir. Şiddet en üst seviyeye çıkarılır ve yıldırma politikası izlenir. 84-96 dönemi de tam olarak budur. Son aşama, 3. aşama stratejik taarruz safhasıdır. Bu noktada örgüt kurtarılmış bölgeler ilan ederek halkın desteğiyle nizami bir savaşa kalkışacaktır. Bir iç savaş çıkacaktır yani. PKK stratejik taarruz safhasına hiçbir zaman gelemeyecekti. Ama 92 Cizre Nevruzu'nda ilan edilen Serhildan ve 95 yılı olmak üzere 2015 yılında yaşanan Hendek olayları bunların direkt bir teşebbüsüdür. Bu şekilde hazırlanan ilk gruplar 1982'deki kongreden sonra Kuzey Irak'a mevzilenmeye başlar. Bunun için Öcalan Barzani ile anlaşır. Serhi ve bunda Barzani güzellemeleri ve röportajları yayınlanmaya başlanacaktır. 83'te sıcak takip operasyonları sonrası KDP ve PKK anlaştığını duyurur. Türkiye'yi faşist işgalci olarak tanımlar. Ne ironiktir ki 5 yıl sonra Halepçi katliamı yaşanınca Türkiye'nin o günlerde sınır geçtiği için feryat eden peşmergeler bu sefer sınırın diğer tarafının kapıları açılması için yalvaracaktır. Ama KDP ile PKK arasında yapılan anlaşma da kısa bir süre sonra bozulacak. PKK terör örgütü Barzani'den ayrılır ayrılmaz bu sefer KYP lideri Celal Tanabani ile diyaloğa giderek anlaşma yapacaktır. Bu sefer anlaşma kalıcı olacak. Kuzey Irak'ın önemi sadece sınır olmasından kaynaklanmıyor. Coğrafyasından kaynaklanıyor. Haritayı açıp bakarsanız fark edeceğiniz bir husus var. Türkiye ve Irak'ın sınırı sorunlu çekilmiş. Güneydoğu'nun Irak'a bakan tarafı yer yer 3000 metreye geçen sarp ve dik kayalıklardan oluşuyor. Böyle bir coğrafyayı uçak ve helikopterle bile kontrol edemezsin. 384 kilometrelik Irak sınırı adeta devasa bir açık kapı davetiyesi gibi. Sınırın diğer tarafında yani Irak'ta örgütlenen gruplar istedikleri gibi girip çıkabilirler. Bunun önlemini alamayacağın gibi sürekli de izleyemezsin. Özellikle sınırın Hakkari bölümünde dağların yüksekliği 2000 metreden 3300 metreye kadar uzanıyor. Sınırın diğer bölümlerinde yükseklikler ve derin vadiler sınır güvenliğine engel oluşturuyor. Ama Irak'a biraz girdiğiniz zaman sınırın 4-5 kilometre güneyinden itibaren geniş düzlükler, ovalar başlıyor. Tabii henüz Türk devleti bu sorunun farkında değil. APO 2. Kongre'ye giderken bütün muhaliflerini pasifize etmiş ve Kuzey Irak'ta yeni bir yapılanmaya geçmiştir. Muhaliflerin infazı sonrası Öcalan'ın emirlerini direkt olarak uygulayan Salt APO'cu grup Irak'ta yönetime geçer. Bunlar Abbas kod adıyla Duran Kalkan, Cuma kod adıyla Cemil Bayık, Fatma kod adıyla Kesir Öcalan, Ebu Bekir kod adıyla Halil Ataç ve Agit kod adıyla Masum Korkmaz'dır. O günlerde Irak'taki faaliyetler dağ koşullarında hareket etmek, barınmak, beslenmek, keşif ve istihbarat çalışmaları içeriyordu. Keşif ve istihbarat ikişer üçer grupların Türk sınırından sızmak suretiyle Türkiye içerisinde halkla ilişkiler kuruluyor, silah, mühimmat ve şimdilik boş da olsa küçük erzak depoları hazırlanıyordu. Diğer taraftan devletse Diyarbakır'daki kadrodan edindiği bilgilerden yola çıkarak bir plan geliştiriyor ama bu planın gerçek PKK tehdidiyle alakası yoktu. Türkiye'nin doğusunu haritalandıran ve raporlayan PKK tüm hazırlıklarını tamamladıktan sonra 15 Ağustos 1984'te Eruh ve Şemdinli'de ilk silahlı eylemini gerçekleştirdi. Eruh ve Şemdinli'yi basan teröristler karakollara ve askeri lojmanlara saldırdılar. İki şehit verildi. Her iki ilçeyi bir süre kontrol altında tutan teröristler ilçe meydanında ve cami minaresinden bir süre propaganda yaptıktan sonra Kuzey Irak'a geri çekildiler. Hiçbir ciddi karşılık görmediler. Agit Kod adlı Masum Korkmaz eylem değerlendirme raporunda şöyle yazıyordu. Kaza merkezinde istihbarat alabileceğimiz tek bir insan bulamadık. Köylerin birçoğu mücadelemize karşı derin bir yabancılık hissetmektedir. Örgüt bu noktada neden bu stratejiyi izledi, neden ani dönüş yapıldı bilmiyoruz. Zaten Korkmaz da görevini yaptıktan sonra örgüt içi infaz edildi. Ardından PKK kendi öldürdükleri sözde komutanlarını şehit ilan ettiler. Hatta ülkemizde heykeli bile dikildi. Beka'da kampa adı verildi. Sanırım Öcalan'ın sırlarını mezara getirmenin ödülü olsa gerek. Eruh ve Şemdinli baskınlarını yöneten Masum Korkmaz ve Abdullah II. İkisi de böylelikle daha sonraları bizzat PKK tarafından infaz edildiler. Bu dönemlerde görev yapan Ersever şöyle diyecektir. Bu eylemler psikolojik etkileri büyük olan, basit, risksiz fakat sansasyonel etkileri fazla olan eylemlerdir. Yöre halkı hariç genelde Türk kamuoyu terör ve terörist faaliyetleri yakinen bilmesine rağmen bu tür eylemlere yabancıydı. Öyle ya, iki ilçeye saldırılıyor, bir tanesi işgal ediliyor, sonra işgalciler ortadan kayboluyordu. Gazete manşetleri verdikleri haberlerle halkın şaşkınlığını iyice arttırıyordu. Eruh ve Şemdinli'yi basan teröristler aynı gece Irak'a kaçtılar. Bir başka manşet. Baskını gerçekleştiren teröristler dağda çember alındı. Bütün ikmal yolları kesildi. Yakalanmıştı.
yaralanmaları an meselesi vesaire. Görülüyor ki olayları halka aktaran gazeteler de olaylardan habersizdiler. Yöre halkı basının abartmaları, güvenlik kuvvetlerinin telaşı. Artık örgüt eylemlere başlamıştı. PKK'nın silahlı eylemlere başlaması ilk zamanlar tereddütleri bulunan ülkeleri de ikna etmişti. Bulgaristan ve Yunanistan artık ciddi ve açıktan PKK'ya destek veriyordu. Devletin başında o dönem Cumhurbaşkanı Kenan Evren ve Başbakan Turgut Özal vardı. Bu iki isim çok şaşırmış olamazdı. Zira devletin istihbarat örgütleri 1982'den beri PKK eylemleri için uyarı yapıyordu. Ancak Ankara bu uyarıları ciddiye almamıştı. Evren bir kurmay, Özal ise siyasi olarak bakıyordu mevzuya. Tepkileri de bu şekilde farklı oldu. Başbakan Özal haberi bir lokantada aldı. 3-5 çapulcunun işi dedi ve hemen ardından Marmaris'e tatile gitti. Daha sonraları çokça eleştirildiği için baldırı çıplak eşkıya için koskoca devletin seferber olduğu izlenimini yaratmak istemediğini söyleyecekti. Cumhurbaşkanı Kenan Evren ise devlete silah çekme cesareti gösteren teröristler derhal yakalanarak Türk adaletinin demir pençesine teslim edilmeli talimatını verdi. Bunun için 72 saat süre veren Evren çapulcular dersini alacak dedi. Bir ay sonra Güneydoğu gezisi yapan Kenan Evren askeri yönetimden sivil yönetime yani demokrasiye geçişi anlatıyordu. Anarşi yani terör konusundaysa Türkiye Cumhuriyeti canilerin hakkından demokratik sistemle de gelebilir. Gelmiştir. Demokratik sistem içinde de bunlarla mücadele edilebilir diyecekti. Ancak eylemler durmadı. PKK bir askeri aracı ateş açarak bir subay, bir astsubay ve bir de eri hedef almıştı. Türkiye yine 3 şehit haberiyle sarsılırken TBMM'de ilk idam kararının oylanması vardı. Ve buna bağlı tartışmalar tabii ki. İşte Cumhurbaşkanı Kenan Evren yıllardır dilden dile dolaşan meşhur sözleri Muş'ta halka yaptığı bir mitingde söylemişti. Dün gece Şemdinli civarında aranan anarşistlerden bazıları gece vakti vazifeden dönen bir cip aracına ateş ediyorlar ve bir subayımızla bir erimizi şehit ediyorlar. Şimdi ben bunu yakaladıktan sonra mahkemeye vereceğim ve ondan sonra da idam etmeyeceğim. Ömür boyu ona bakacağım. Bu vatan için kanını akıtan bu Mehmetçiklere silah çeken o haini ben senelerce besleyeceğim. Buna siz razı olur musunuz? Kalabalıktan hayır sloganları yükselir. Henüz tabii terörün siyaset tarafından meşrulaştırılamadığı, terörist Mahsun Korkmaz'ın da itiraf ettiği gibi halkın kendilerine sadece düşmanlık beslediği dönemlerdir bunlar. Ancak Kenan Evren mitinglerde bunu söylese de problemi çok öncesinden bildiğini biliyoruz veya tahmin edebiliyoruz. Büyük bir ihtimalle devlet PKK'nın Kuzey Irak'ta mevzilendiğini ve hatta saldırı yapacaklarını öngörmüştü. Hatta çok ironiktir bu işin çözümünü de bulmuştu. Eski Diyarbakır Asayiş Kolordu Komutanı emekli Orgeneral Necati Özgen'in aktardığına göre 1983 yılında yani PKK'nın ilk saldırısında bir sene önce Cumhurbaşkanı Kenan Evren Saddam Hüseyin'i iletmesi için İçişleri Bakanı'na bir mektup verdi. 1983'te İçişleri Bakanı Selahattin Çetiner'e 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren Paşam Bağdat'a bir heyetle gideceksin. Bu mektubu götüreceksin diyor. Saddam Hüseyin'le görüşüyorlar. Saddam tamam çalışmalar başlasın diyor. Çalışmalar başlıyor. Sanırım 83'ten sonra hükümet değişiyor öyle kalıyor. Büyük ihtimalle Orgeneral Özgen'in bilmediği ve benim arşivlerden öğrendiğim bahsi geçen anlaşmanın bir sıcak takip anlaşması olduğu. Yani Türk askeri istediği gibi Kuzey Irak'a müdahale edebilecekti. Bu politika Suriye için uygulandı. Cumhurbaşkanı Kenan Evren 1984 yılında Hafız Esad'a teröre karşı ortak hareket etmeyi teklif etmiş. Bu teklife Esad olumlu yanıt vermişti. 85 yılında Şam'da sınır güvenliği protokolü imzalandı. Evren kurmay kafasıyla sorunu coğrafyada görmüş ve isabetli de tespitte bulunmuştu. Özal'ın çıkarımı farklı oldu. O siyasi bakıyordu konuya. Benzerini Ecevit de yapmıştı. Ecevit'e göre Güneydoğu'daki sorun Kürt sorunu olarak değil de etnik özellikler taşımayan feodal bir sorundu. Özal ise şöyle diyecekti. Doğu'nun sorunlarını biliyoruz. Bunların çözüm yollarını da biliyoruz. Bu nedenle doğuya yatırımı teşvik ediyoruz. Buradaki yatırımlar gerçekleştikçe, iş sahaları açıldıkça sınırda yaşayan vatandaşlar ekonomik nedenlerle içerideki iç sahasına göç edeceklerdir. Böylelikle sınır bölgesinde yoğunlaşan olaylar halkın boşalmasıyla son bulacaktır. Özal'a göre bu işin çözümü Güneydoğu'dan göç, özellikle köylerden şehirlere göçtü. Bunu çok övüyor, liberalleşme olarak görüyordu. Yatırımlar da buna göre yapılmalıydı. Küçücük köylere su, elektrik, yol yapma boş masraf da ona göre. Oysa herkes Marmaris'e göçse bölge rahatlayacaktı. İşte Kenan Evren ve Turgut Özal arasındaki bu zıtlık siyasete de yansıyacaktı. Sonraki yıllarda kendisi Cumhurbaşkanı olunca şöyle diyordu Özal. Ancak hemen söyleyeyim, bütün sorunlarda olduğu gibi Güneydoğu'da da çözüm özgürlük, serbest düşünce, konuşma ve diyalogla bulunur. Sopayla bulunmaz. Yani bir takım şeyler var. İyi muamele, insanca muamele gibi. Bu Güneydoğu meselesine daha önce de el atabilir, siyasi çözüm arayışlarına girebilirdik. Ama unutmayın, ana vatanın ilk iktidar devresinde sivil rejime geçiş mücadelesi vardı. Aşağı yukarı 1,5-2 sene benim bazı bakanlarım benden çok Kenan Paşa'ya kulak verdiler. Benden değil ondan ürktüler. Özal bu dahiyane göç fikrini Amerika'da da gururla anlatıyordu.
Ancak çok değil, bu belgeselde de göreceğiniz üzere 10 sene içerisinde Özal da tamamen değişecekti. Başbakan Özal'ın bu bağlamda GAP projesi vardı. Fakat bu proje de yine bu sefer Esad'ı korkutuyordu. Türkiye Fırat ve Dicle'nin suyunu tarım, yani GAP bölgesi için kullanırsa onlara ne kalacaktı? Dolayısıyla Suriye ve Irak için de PKK su savaşlarında iyi bir araç oldu. Örgüt Özal'ın bu hamlesini de kullanmasını bilmişti. Diğer taraftan örgütün Eruh ve Şemdin'in saldırıları sonrası devletin reaksiyon veremediği ortaya çıkacaktı. Cem Ersever şöyle anlatıyordu o günleri. Biz ne yaptık? Hemen karakollarımızı kapattık. Etrafını hendekler açtık. Kum torbaları koyduk. Dikenli tellerle çevirdik. Vatandaş karakola yanaşamaz oldu. Orada görev yapan personeli de bu savaşın gayri nizami savaş başlangıcı olduğu söylenmedi. Tersine 2,5 eşkıya edebiyat yapıldı. Halk o dönemde çok iyi hatırlıyorum, akın akın bize geliyordu. Bilgi vermek için. Karakolların boşaltılması, devletin belli merkezlerde toplanması kırsal kesimdeki vatandaşı sahipsiz bıraktı. Tıpkı Vietnam'da olduğu gibi. Devletin büyük bir taktik hatasıdır bu. 13 Ekim 1984'te devlet ilk defa resmi olarak önlemler açıklar. Türk devleti köylerin silahlandırılmasına paralel olarak 6 terör önlemini daha alma yoluna gitti. Bunlar köylünün silahlandırılması, tehlike arz eden köylerin boşaltılması, İran ve Irak'a terör operasyonu yapılması, Güneydoğu'da istihbaratın kuvvetlendirilmesi, tampon bölgesi oluşturulması ve polislerden oluşacak özel timlerin devreye sokulmasıydı. İlk defa stratejinin adı konmuştu. Gayri nizami harp, asimetrik savaş, gerilla savaşı. 3 askerin öldürülmesiyle sonuçlanan PKK eyleminin ardından Eruh baskınından itibaren sessizliğini koruyan dönemin başbakanı Turgut Özal ilk defa terör örgütü hakkında konuştu. Özal tıpkı Kenan Evren gibi örgütün dış bağlantılarına gönderme yaparak bölücülerin gerekli cevabı alacaklarını belirtti. Daha sonra Malazgirt'ten Şırnak ve Hakkari'ye geçen Turgut Özal PKK terörünün eylem sahası ilan ettiği bölgeyi gezdi. Bahsettiğimiz Botan eyaleti. Ardından Özal yönetimi olağanüstü hal bölge valiliği yönetimini ortaya koydu. Bütün koordinasyon buradan sağlanacaktı. Jandarma asayiş ve köy koruculuğu buraya bağlandı. PKK'nın kurtarılmış bölge olması için çalıştığı Botan eyaleti tam da bu noktaların içerisindeydi. PKK eylem alanları o hal bölgeleri olmuştu yani. Ersever köy koruculuğu için şöyle diyecekti. Bu teşkilat bence prematüredir. Erken doğumdur ve aynı zamanda bir ucubedir. Gayri nizami savaşta bu tür teşkilatlar yapılır. Halk silahlandırılır. Ama devlet önce bu tür alanları temizler. Güvenliğini tesis eder. Ondan sonra halkı silahlandırır ve güvenliğini koru der. Gerilla oradayken yapamaz bunu. Yaparsanız işte şu andaki köy koruculuğu teşkilatına dönersiniz. 1985 yılında koruculuk sistemi resmileşti. Özal'ın çıkardığı yasada köy sınırı içinde herkesin ırzını, canını ve malını korumak için köy korucuları bulundurulur dendi. O tarihten bu yana Şırnak, Bingöl, Van, Mardin, Diyarbakır gibi illerde ya göç edin ya da korucu olun stratejisi uygulanmaya başlandı. Ayrıca bölgede silah satışının serbest bırakılması ve gizli silahların tescilli ve ruhsata bağlanması kararnamesiyle de bölge bir silah deposu haline getirildi. Üstelik bu tür tedbirler halka üstü kapalı olarak ben senin güvenliğini sağlayamıyorum, ne halin varsa gör şeklinde kötü bir mesaj veriyordu. 85 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı bir şekilde Terörle Mücadele ve Harekat Daire Başkanlığı kuruldu. Bu kurumsal olarak yapılan ilk eylemlerden biriydi. Diğer taraftan örgüt şiddetin dozajını gitgide artırıyordu. Yine buna tepki olarak bir balyoz timleri kuruldu. Bunlar küçük, mobil, dağda kırsalda sürekli hareket halinde birliklerdi. Bildiğiniz kontrgerilla yani. Diğer taraftan PKK hatalar da yapıyordu. Örgüt aşiretleri hedef alarak koruculuk sistemini tetikledi. PKK militanlarının da deyimiyle asker geç uyandı ama uyandığında bizi zorladı. Zira ordu Irak'a hareketler başlatmıştı. İlk saldırılardan hemen sonra sıcak takip operasyonu adıyla Irak'a girildi. 2 sene sonra 86 yılında tekrar bir günlük operasyon düzenlendi. O dönemde devlet başkanı Saddam Hüseyin'in de destek vermesi üzerine Irak ordusu da operasyon düzenledi. Mesut Barzani bu operasyonlarda kamplarının zarar gördüğünü belirterek Türkiye'ye tepki gösterdi. PKK yarı kır yarı şehir gerillası dedikleri sistemle köylere, kentlere iniyor, halka propaganda yapıyordu. Özellikle de gençlere hedefleniyordu. Fakat bu devşirilen gruplar Lübnan'daki şartları görünce dökülmeye başlıyorlardı. 25 Ekim 1986'da Lübnan'da yapılan 3. Kongresinde HRK lağvedilerek yerine ARGK kuruldu. Silahlı propaganda kısmı aşılmıştı artık. Saldırı dönemi başlamıştı. Bunun sonucunda da Botan bölgesi dedikleri bölgeyi kurtarılmış bölge ilan edecek ve bir halk ayaklanması başlatacaklardı. Söz konusu alan Şırnak, Batman, Hakkari, Van, Çatak, Bahçesaray, Gevaş, Siirt ve Mardin'i kapsayan büyük bir bölgeydi. Kürdistan'da Zor'un rolünde yapılan bu plan aşama aşama uygulandı ta ki 92 Cizre Nevruz'una kadar. Aynı zamanda bu 3. kongrede PKK'nın parti, cephe, ordu üçlemesi çerçevesinde yapılanması benimsendi. Bugün hala varlığını koruyor bu. Parti ayağı PKK, cephe ayağı yani partileşme, sivil dernekler vesaire, RNK ve ordu ayağını da ARGK'nın oluşturduğu yapıya geçirdi. Bununla birlikte strateji değişikliğine giden örgüt köy baskınlarına başladı. Bu, yerel halkı kazanma stratejisinden dönüp şiddetle otorite sağlama çabasıydı. Devamında sağlıkçılar hedef alındı ve öğretmenleri de saldırılmaya başlandı. 15 Ağustos 1986'da Kuzey Irak'a karşı toplam 10 tane Phantom uçağının
katılımıyla birlikte bir hava harekatı düzenlendi. Saddam Hüseyin'in ortak yapılan bu bombardıman sonrası Kaddafi, İran ve Barzani tepki gösterdi. Muammer Kaddafi, Türkiye'nin harekatına sinirlendiğini belirtti ve bir daha tekrarlanmamasını umduğunu söyledi. İran ise Türkiye Kürt köylerini bombalıyor dedi. Oysa asıl derdi savaş halinde olduğu Irak'a karşı PKK'yı ve peşmergeleri korumaktı. 1987 senesi PKK açısından bir dönüm noktasıydı. Bir sene boyunca kayıtlı 19 köy katliamı gerçekleştiren PKK, muhtar, köylü ve köy korucusu olarak toplam 237 sivil öldürürken 71 güvenlik personelini de şehit etti. 1988 senesi için aynı faaliyetleri sürdürme planı vardı. Ancak kontrgerilla stratejisi kırsalda üstünlüğü Türk tarafına çevirdi ve PKK, Türk ordusunun kırsal kesimlerde olan etkinliğini ilkbahar boyunca kıramadı. Öyle ki dönemin İçişleri Bakanı Mustafa Kalemli yaptığı açıklamada bu durumu "Eskiden geceleri bölgeye PKK hakimdi, şimdi biz hakimiz." diyerek açıkladı. Benzer bir itiraf PKK'nın kendi yayın organından gelecekti. 3. kongre öncesinde eksiklik ve yetersizlikler nedeniyle savaşımızda bir daralma ortaya çıkmıştı. Yenilen darbeler ve çalışmaların sağlıklı yürütülememesi nedeniyle halkın savaşa duyduğu ilgi azalmış, yine bu temelde savaşta çıkarmakta olumsuz bir durumla karşılaşmıştık. Düşman, ortaya çıkan bu durumu bir fırsat bilerek gerilla savaşımızı tümden imha etmeye yöneldi. Özellikle de operasyonlara ağırlık vererek gerilla savaşımızı bir alana hapsetmeye çalıştı. Bu döneme kadar düşmanın politikasına boşa çıkaramayışımız nedeniyle kitleler belli bir umutsuzluğa kapıldılar. Düşmanın yoğun olarak sürdürdüğü operasyonlarda gerilla birliklerimizin darbe yemesi, katılımların azalması üzerinde etkide bulundu. Birliklerimizin gereken düzeyde büyümesi sağlanamadığı için 87 yılın ortalarına kadar Türk sömürgeciliğine karşı gelişkin bir mücadele verilemedi. Bu bir itiraftı. Bu gelişmeler devlet ve siyaseti de cesaretlendirmişti. Uygulamaların geliştirilmesine karar verildi ve TBMM'de uzman jandarmalardan yararlanılmasını öngören bir yasa kabul edildi. JITEM'in siyasi doğuşu böyle gerçekleşti. İstihbarat konusunda bir eksiklik vardı. Jandarma istihbarat birimleri bölük pörçüktü. Hepsini bir komutanlığa bağlama fikri doğdu. Şimdiye kadar böyle bir şeye ihtiyaç yoktu çünkü böylesine asimetrik büyük bir tehdit de yoktu. Bütün birimler merkeze bağlandı. Adına da Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele denildi. 87 yılında JITEM kuruldu. Toplam 7 tane JITEM birimi vardı. Hiyerarşik olarak Jandarma İstihbarat Daire Başkanlığı'na bağlıydılar. Bu bölge gruplarının başında bir komutan, altında da genelde subay, astsubaylar görev yapıyordu. Bu mobil grupların amacı istihbarat toplayıp merkeze, Jandarma İstihbarat Daire Başkanlığı'na bildirmekti. Merkez komutanlık da bu bilgiler, yani istihbaratlar kapsamında yeni rotalar çizecekti. Fikir temelinde buydu. JITEM'ciler bunun için PKK'lı gibi giyiniyor, özel araçlar kullanıyor, başlarına buyruk dağda geziyor, mağaralarda yaşıyorlardı. Dönemin aydınlık muhabiri Soner Yalçın'ın Diyarbakır grubundan bir astsubayla yaptığı söyleşiden: "Bunlar köy köy, mezra mezra dolaşırlar. Her timin kendi bölgesi vardır. Hepsi çok iyi Kürtçe konuşur. Zaten bunların birçok köylü PKK'lı sanar. Bu timleri siz de görseniz PKK'lı mı asker mi olduğunu anlayamazsınız. Hepsi bıyıklı ve sakallıdır. JITEM timleri bazen PKK kimliğiyle gidip kavgalı köyleri birbirleriyle barıştırırlar. Bu timlerin asıl amacı istihbarat toplamaktır, güven sağlamaktır. Timlerin başında bir üst teğmen ve yüzbaşı olur. Bir timde subaydan başka birkaç as subayla en fazla iki de er vardır. Erler yemek, temizlik gibi yardımcı hizmetlerinde kullanılırlar. Söylediğim gibi bu timlerin asıl amacı istihbarat toplamak, sorumlu olduğu bölgede istihbarat ağı kurmaktır. Köyleri devşirip muhbir yapmaktır. Köy korucusu olan bir köyde mutlaka JITEM'in muhbiri vardır. Timler ile korucuların ilişkileri çok sıkı fıkıdır. Her köyde mezrada bir muhbir bulunsun istenir. Ancak muhbir bulunmak çok zordur. Genellikle korucular yapar bu işleri. Tim komutanlarına kendi ekiplerini toplama izni verildi. İtirafçılık yasası genişletildi. Çoğu kişiye göre JITEM'in dejenere olmaya başlaması tam da bu noktayla başlamıştı. Zaten üstte hesap vermeyen veya istediği gibi veren gruplar iyice kendi içinde özerk davranmaya başladılar. Üstüne üstlük artık istihbarat toplamaktan çok aktif operasyonlara çıkıyorlardı. Gayri nizami harp. Bu gayri nizami harpten en çok rahatsız olanlar tabii ki de nizami harp eğitimi görmüş ordu mensupları askerlerdi. Onlara göre subay arkadaşları JITEM'le birlikte yanlış yollara sapmıştı. JITEM'cilere göre ise ordu siyasetin elinde oyuncak olmuş, teröre cevap veremiyordu. Ben şahsen devletin PKK'ya ilişkin faaliyetlerinde bir stratejisi olmadığına inanıyorum. 1. Türkiye Cumhuriyeti teorik bir yetmezlik içerisindedir. 2. PKK ile mücadelede örgütlenme yetersizliği içerisindedir. 3. Bir Kürt realitesinden bahsedilir ama bu Kürt realitesinden ne anlaşıldığı açıklanmamıştır. Neler realitenin içerisindedir, neler bunun dışındadır. Bu açıklanmamıştır. Diğer bir konu Celal Talabani. Çok açık seçik söylüyorum, bu adam bir siyasi fahişedir. Bu adamın kişiliği ve ne yapmak istediği açıklığa kavuşturulmalıdır. Bir diğer konu Türkiye Cumhuriyeti'nin stratejik ve taktik yetmezliği. Bir harekat konsepti yoktur. Bölgede bir gayri nizami harp var. Başlangıçta 2-3 eşkıya gibi laflarla klasik eşkıya hareketleriyle karıştırılması veya Osmanlı'nın son dönemleriyle Cumhuriyet döneminin Kürt isyanlarıyla mukayese edilmesi bu devletin hem stratejik ve hem de taktik noksanlıklarının göstergesidir. Eğer gayri nizami harp varsa siz buna uygun bir harekat konsepti belirlersiniz. Hatırladığım kadarıyla 1984 yılında Diyarbakır Kolordu Komutanı Kor General Kaya Yazgan zamanında bir konsept vardı. Dünyanın her yerinde gayri nizami harbe ilişkin konseptler
2 yılda bir değiştirilir. Bizde ise hala eski konsept var. 84'teki konsept sürüyor. 84'te sorunun algılanması farklıdır. 93'te cereyan eden olaylar farklıdır. Dağdaki teröristi ortadan kaldırın, vatandaşın güncel sorununu çözmüş olursunuz. Bir örnek verelim. 85-86. Bir karakola 1 kilometre uzaklıktaki köyü gerillalar basmış. Şırnağa bağlı bir köy. Kürtçe adı Biryan. Geçit boyunu köyü. Basılan evde telsiz var. Telefon var. Geceleyin feryat figan bu insanlar cephanelerin bittiğini söylemiş. Çığlık atmıştır. Bunu herkes bilir. Kimse de kılını kıpırdatıp Biryan köyüne yardıma gitmemiştir. Sonuç? Yanlış rakam vermeyeyim. 6-7 ölü. Bir o kadar da yaralı. Bir veya iki kişi kurtuldu. Kurtulan Ahmet Seyrek adına biri vardı. Onu da daha sonra vurdular. Devletin adamıydı. Şimdi bu şartlarda vatandaş devletten yana mı, örgütten yana mı olur? Siz yardıma gitmiyorsunuz. Ancak ertesi gün sabahleyin gidildi. Siz vatandaşın can güvenliğini sağlayamıyorsunuz ki. Kalkıp da kimse o olay öyle olmadı diye söylemesin. Öyle oldu. Kalkıp gidip köylere sorarız. Orada anlatırlar. Ben yalnızca bir tanesini örnek verdim. Mevcut köy kanununa bir madde eklenip köy koruculuğu denilen ucube teşkilat ortaya çıkartıldı. Bu teşkilat bence prematüredir. Erken doğumdur ve aynı zamanda ucubedir. Nedir çözüm? TC devleti dağdaki gerillayı temizlemelidir. Ama nasıl temizleyecek? Ha işte burada bir takım yetmezlikler var. Örneğin bir kor general İsmail Selen harcanmıştır. Şırnak'ta Selen 88 yılında yapılan briefingde zamanın genelkurmay başkanına yapılan taktik hataları bir bir açıklamıştır. Bu iş böyle olmaz demiştir. İsterseniz bu kontur gerilla terimi üzerinde konuşalım. Kontur gerilla nedir? Karşı gerilla demektir. Türkiye'de kontur gerilla olduğunu kabul etmiyorum. Ben uzun zamandır söylüyorum. PKK askeri yönden bir kısır döngü içerisine girmiştir. Daha ne kadar köy basacak? Ne kadar asker öldürecek? PKK siyasi kazanımlarını nerede toplayacak? PKK askeri yönden vuruyor. Bu dünya kamuoyunda olumlu olumsuz tepkilere neden oldu. Bir biçimde gerillaya katılımlar oluyor. Bu düzenli orduya gider veya gitmez. Siyasi açıdan değerlendirelim. PKK'nın temsil ediyorum dediği halkın siyasi kazanımlarını demokratik platformda legal olarak kim muhafaza edecek? Kim savunacak, koruyacak, dile getirecek? Türkiye'de böyle bir oluşum yok. Celal Talabani vasıtasıyla bu yapılmak istendi Türkiye'de. HEP Kürt halkının yasal temsilcisi olamaz mı? Hayır. HEP PKK'yı temsil eden bir oluşum değildir. APO'nun 91 Kasım çözümlemelerine bakın. PKK'nın HEP'le ilişkisi vardı ya da yoktur. Orada yazıyor. Okuyun. Dönemin taktiği stratejisinin parçası Türkiye'de Kuzey Irak'ta olduğu gibi bir Kürt cephesinin yaratılmasıdır. Legalize etmektir. Irak Komünist Partisi Kürdistan Seksiyonu Sözcüsü bakın ne diyor? Kuzey Kürdistan'da da Güney Kürdistan'da olduğu gibi legal Kürt cephesinin oluşturulması ve Kürt cephesinin politik faaliyetlerine Türkiye'nin izin vermesi gerekir. Bunu ben geçen ay Süleymaniye televizyonunda izledim. PKK'nın askeri faaliyetlerinden sonra doğan politik çıkarları savunabilecek bir Kürdistani cepheyi kurmak istiyorlar. Bu Türk devletinin de işine mi geliyordu? Bilmiyorum ama eğer işine geldiğini düşünüyorsa çok büyük bir hata içinde demektir. Ateşkes olmaz. Binlerce gerilla dağlarda duracak. Bu siyasi cephe bir takım siyasi taleplerde bulunacak. Türkiye bu talepleri kabul etmediği zaman gerilla vuracak. Bu bir açmazdır. Binlerce şehit verilmiştir. PKK'nın böyle bir şey yapamayacağını Türkiye Cumhuriyeti düşünemiyor muydu? Herhalde bir rehavet içerisine girdi. Tam da bu dönemde Mehmet Ali Birand Lübnan'a gitti ve o meşhur Öcalan röportajını gerçekleştirdi. Öcalan burada birden Türkiye'den toprak istemediklerini söylüyordu. Bu açıklama örgütün bütün kongre kararlarını tersti. 1988 yılı PKK için sonun başlangıcı gibi duruyordu. Tam bu esnada Halepçe katliamı yaşandı. 50 bin Kürt mülteci olarak Türkiye'ye geldi. Kırsalda PKK'nın beli kırılsa da mecliste imdadına SHP yetişmiş oldu. SHP milletvekilleri Adnan Ekmen, Mehmet Karaman, İbrahim Aksoy ve Cumhur Keskin terör bölgesine gezi ve araştırmalar gerçekleştirdiler ve dönemin SHP Genel Başkanı Erdal İnönü'ye hükümet programına karşı Doğu ve Güneydoğu Gerçeği isimli bir rapor sundular. SHP İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren, TBMM Genel Kurulu'na açık bir şekilde Kürt sorunu olduğunu dile getirdi. Turgut Özal'ı bu sorunu görmezden gelmekle itham etti ve TBMM'deki parti grubu arasında sözlü tartışmalar yaşandı. Bu SHP ve PKK arasındaki gerilimi de başlatan olay olacaktı aynı zamanda. Bu asimetrik tehdit devleti de etkilemişti. Ortada ciddi bir diğer sorun devletin terörle mücadele planıydı. Bölgede bambaşka kurumlar aynı alanda görev yapıyor, bir de birbirleriyle çekişiyordu. Eruh Şemdinli baskınları sonrası ortaya çıkan güvenlik ve koordinasyon zaafından dolayı Arif Doğan'a jandarma istihbarat grup komutanlığının kurulması söylendi. Polis, MİT gibi güvenlik güçleri ikiye ayrılmıştı. Pol 1, Pol DER gibi oluşumların yanında MİT'in faaliyetleri de vardı. İstihbarat bölünmüştü. Necabettin Ergenekon, Burhanettin Bigalı Paşa'ya jandarma içinde bir istihbarat teşkilatı kurulması gerektiğini söyledi. Jandarma istihbarat grup komutanlığı organizasyona bakarken altında bulunan timler operasyonel olarak çalışacaktır. Kafanız mı karıştı? Bir de Arif Doğan'dan dinleyin bakayım. Jandarma sırasıyla Jandarma İstihbarat Grup Komutanlığı, Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele Grup Komutanlığı olmak üzere denenmek amacıyla iki ayrı yapı kuruldu. JITEM bu iki kuruluşun göbeğinden çıktı. Operatif istihbarat yapabilmek amacıyla kuruldu. Bunu ben kurdum. Bu kuruluş Jandarma Genel Komutanlığı onaylı değildi. Deşifre edilmesine tahammül yoktu.
Yani MIT'in kontr terör dairesi ve Mehmet Eymür, Emniyet İstihbarat ve Hanefi Avcı, Emniyet Terörle Mücadele Mehmet Ağar ve Özel Harekat, Jandarma İstihbarat Grup Komutanlığı ve Veli Küçük, Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele yani JITEM Arif Doğan ve Cemer Sever. Tüm bunlara ek olarak bir de Genelkurmay Başkanlığı ve sıfır koordinasyon. Üstüne üstlük 90'larda işler artık kontrol edilemez bir noktaya varınca ÖKK kuruldu. Yani bordo belirliler. Ama henüz 80'lerde bu sistem öyle ya da böyle bir şekilde işliyordu. Henüz. Siyaset tarafında Özal'a bir yandan muhalefet baskı yaparken bir yandan da asker sıkıştırıyordu. Askere göre Özal 83 ve 89 arasındaki başbakanlık döneminde PKK'ya karşı sert tavır almamış ve sorunun büyümesine vesile olmuştu. İşte Saddam'la Özal Türkiye ve Irak arasındaki bu geçmişi de aydınlattığımıza göre kritik 88 senesine bir geri dönelim. Halepçe katliamı sonrası sınıra dayanan mültecilerin Türkiye alınması Saddam Hüseyin'i çok kızdırmıştı. ABD arşivlerinde yeni açılan ses kayıt Saddam'ın kurmaylarıyla 1988 yılında yaptığı bir konuşmada bu konu hakkında söylediklerini öğrenebiliyoruz. İkinci konu ise Kürt meselesi. Bazıları buna bize karşı siyasi kazanç sağlamak için kullanıyor. Yani bu onlara ne istediğini söyleme şansın. Söyle biz yapacağız. Özerklik tartışalım. Kürt devleti mi? Gelin Kürt devletini tartışalım. Saddam gülüyor. Ne istersen yaparız. Bizim için sorun değil. Yani tüm bu konularda güçlü taraf biziz ama şimdi siz bir konuyu tartışmaya korkuyormuşuz gibi bize karşı siyasi pazarlık mı yapıyorsunuz? Kapitalizmi, Marksizmi, Kürt meselesini ne istersen tartışalım. Ne istersen tartışalım. Derslerini alacaklar efendim. Evet. Böylece bir dahaki seferde bizimle oyun oynamadan önce yüzlerce kez düşünecekler. Tüm parti ve hükümetten Kürt özerkliğini desteklemelerini talep ettim. Geliştirsinler falan. Saddam gülmeye devam ediyor. Başkanım, buna müsaade ederseniz bu mesele bölgesel hatta uluslararası bir mesele haline gelir. Benim açımdan Arap milletinin durumu iyi olsaydı Kürt meselesini tartışırdım. Ne olmuş? Kürtler bağımsız bir devlet kurmak istiyorlarsa kursunlar. Her durumun kendine has ihtiyaçları vardır ve Kürtler bir millettir. Eğer insan içinde bulunduğu durumu istemiyorsa dünyada onu aynı durumda kalmasını sağlayacak hiçbir yasa yoktur. İşte bizim durumumuz bu. Devlet istiyorlarsa olsunlar. Kim devlet istemezse başka bir şey tartışırız. Bunun üzerine Tarık Aziz araya girer. Sayın Başkan, diğer bir sorum da eğer bu açıklamayı yaparsak Türkiye rahatsız olacaktır. Bırakın rahatsız olsunlar. Allah Türkiye'nin de İran'la birlikte belasını versin. Bu şartlar altında pozisyonları bizim için iyidir başkan. Evet, yemin ederim. Yani Allah belalarını versin. Birkaç detay dışında tıpkı İran'a benziyorlar. Yine Aziz, savaşın ilk günlerinden beri Türkiye zaten bize karşı. Saddam, yani Türkler bizimle pazarlık yapıyor. Avrupa pazarıyla konuşuyorlar. Bir de Kürt meselesinden mi bahsediyorlar? Bunun bir sinyal olmasını istedim. Onları rahatsız etmek istedim. Yani bizimle pazarlık mı yapmak istiyorsunuz? O zaman işte buyurun. Aynen öyle. Biz Kürtlere özerklik verdik ve bölgede birliğin, güvenliğin ve istikrarın korunması için doğru olduğunu düşündüğümüz her şeyi yapmaktan çekinmeyiz. Tamam, eğer daha fazla pazarlık yapmak isterlerse daha fazlasını yaparız. Bir konunun tartışılıp tartışılmamasından ne zaman korktuk? Biz genel prensip olarak siyasi olsun, ekonomik olsun, Kürt meselesi olsun başka bir meseleden korkan insanlar değiliz. Türkler, Türkmen meselesini tartışalım diyecekler. Teşekkürler diyeceğim. Yani şimdi bir Türk bana sorsa, Maliye Bakanı Türklerle çok güzel konuşuyordu. Bir Türk bana Türkmen meselesi hakkında ne düşünüyorsunuz diye sorsa diyeceğim ki, dinleyin, bizde sizin bizi işgal ettiğiniz günlerden kalma Türkmenlerimiz var. Sizde ise hakaret ettiğiniz, namusunu lekelediğiniz Araplar diyeceğim. O halde Türkmen meselesini Arap meselesini tartışalım. Bundan korkmuyoruz. Saddam biraz bekleyerek, bu sadece taciz. Demek istediğim, bu sadece politik bir oyun. Size söylüyorum, bu sadece politik bir oyun. Yoksa Kürt meselesini konuşurlar mıydı? Kürt sorunu diye bir şeye inanıyorlar mı ki? Eğer biz onları ipuçlarıyla ikna etmeseydik, Bağız Partisi'nden bahsediyor burada, Kürt sorunu diye bir şeye inanır mıydılar? Bu organize bir parti. Bu yüzden kendilerini buna adamışlar. Yani bizde bir Batı demokrasisi olsaydı yemin ederim 100 yıl falan özellikle kavuşamazlardı bunlar. Ben partinin evladıyım ve ideolojisini çok iyi biliyorum. Kürtler bir millet midir, nedir? Bizim parti kurultayında nedir diye sonuçlandı. Çünkü yoldaşlardan biri bunun alaycı olmasını istiyordu. Onlar ne? Bir millet değil. Haklı mıyım? Saddam İzzet El Duri'ye soruyor. Sen orada mıydın? Evet, oradaydım. Ona, yani programı yazan kişiye, söyledik. Hayır, o iş öyle değil. İşte bu bizim milletimiz. İnsan şeytan gibidir. Şeytan vallahi daha iyidir. İzzet El Duri daha sakindir başkanım. Vallahi insanlardan daha sakindir. Onlar, insanları kastediyor, asla tatmin olmuyorlar. Yani başkaları akıllarıyla oynadığı sürece işte bizim halkımız böyledir. Bu özerklik Barzani tarafından önerilmedi. Ağzından zorla almak zorunda kaldım. Dara Tevfik'le konuştum. Barzani'ye selamlarımı iletmesini, silahları susturacak, halkın yararına olacak bir çözüm istediğimizi söylemesini söyledim. Bırakın bize gerçekte ne istediğini söylesin ki biz de evet ya da hayır diyebilirim diye. Öyle ya da böyle yapalım diye kıvırarak geri geldiler. Ben de özerklik isteyip istemediğini sordum. O da evet, özerklik ya da buna benzer bir şey dedi. Sanki ağızlarına zorla almaya çalışıyor gibiydim. Toplantıya gittiğimizde anlaşmayı, yani özerkliği kabul etmeleri için yoldaşlarımın yarısını korkutmak zorunda kaldım. Onları korkutmam gerekiyordu. Onları devrimle, devrimin yıkılmasıyla korkuttum. Ben onları tanıyorum. Devrimin çökeceğini söylediğinde korkuyorlar. Saddam gülüyor. Sonra da kabul ediyorlar. Diğer yarısı ikna oldu ve Saddam gülüyor. Üçüncü yarı her neyse, yani ikna olmadılar. Şimdi Türkler Kürtlere özerklik verecek, öyle mi? Peki ya İranlılar?
Mümkün değil efendim. Bu politik tacizdir. Eğer siz de ikna olduysanız bunları kızdırmak için iyi bir yoldur bu. Belki de şimdi zamanı değildir efendim. Yo yo, tam zamanı. Niye biliyor musun? Çünkü bunu rahat bir yerden söylediğimizde Kürtleri kendilerine karşı harekete geçirdiğimizi söyleyecekler. Ama madem bunu yaptılar, bırakın gitsin Kürt meselesini tartışalım. Bunun üzerine devreye giren Taha Yasin şunları söylüyor. Onlar, cuma günü kimyasal silahlarla ilgili açıklama yapmadan önce finans bakanlarıyla konuştum. Özal'ın çok yakın arkadaşı olduğunu biliyorum. Finansörlerinden de biri. Ona, Özal'ın ekonomik durum nedeniyle güven oylamasına gittiğini bildiğimi ama bunun bize karşı sorumsuz muhalefet için bahane olmayacağını söyledim. Başbakan Özal şimdi Kürt oylarını kazanmak için konuşuyor. O zaman biz de istediğimizi yapmakta özgür oluruz. 84 anlaşmasını imzaladığımızda bu yaratıkların, Kürtleri kastediyor, hepsi buradaydı. Türkiye'nin topraklarımıza 5 kilometre kadar girmesine izin verdiğimiz için Arapların hakaretine uğradık biz. Şimdi siz Kürtlerden özür diliyorsunuz, açıklamalar yapıyorsunuz. Başbakan Özal çok istiyorsa Kürtlere evlat edinsin ama sonra yardım istemeyin bizden. İzzet El-Duri yine araya giriyor. Başkanım, bu işi Türkiye ile ikili ilişkilerde iletsek daha iyi olmaz mı? Orası size kalmış. Ben sadece tartışalım diyorum. Bunu Türk Genelkurmay Başkanı'na iletmesi için bizim Genelkurmay Başkanı'yla konuştum. Bunun benzeri görülmemiş bir olay olduğunu ve benzeri görülmemiş olayları asla unutmadığımızı ilettim. Taha Yasin, evet asla. Özal'ın Halepçe katliamı sonrası tutumu yüzünden Saddam Türkiye ile olan anlaşmasını iptal etmişti. Üstün üstlük Kürtlere otonomi vermek istiyordu. Ancak kurmaylarından bazıları bunu açıkça deklare ederlerse işin uluslararası boyuta ulaşacağını ve ters tepeceğini düşünüyordu. Türkiye'yi ikili görüşmelerde tehdit etmenin, yani bu olayla otonomiyle tehdit etmenin daha mantıklı olduğunu söylüyorlardı kısacası. Saddam devam ediyor. Türklere diyeceğiz ki böyle böyle fikrimiz var. Eğer kabul etmez ya da bize karşı politikanızı değiştirmezseniz bunu açıkça dünyaya paylaşırız. Ve dünya kamuoyunu paylaştığımızda bu Kürt meselesi artık uluslararası bir mesele haline gelir. Taha Yasin, evet kişisel kanaatimce bu Türkiye'de dostane bir şekilde mümkündür ve onlar da bunun manasını anlayacaklardır. Ayrıca bunun bir şekilde İran'la da tartışılması gerekiyor. Hatta Türkiye İran'la konuşarak yardım isteyebilir ve bu konuda siyasi pazarlık yapmayı bırakabilir. Bu duyurumuzu kamuoyuna duyurmaktan daha iyidir çünkü bazı Siyonist partiler bundan faydalanmaya ve bunu Irak'a karşı kullanmaya çalışacaktır. Teşekkürler başkanım. Söz Güney Komutanı ve Saddam'ın yardımcısı İzzet El-Duri'ye gelir. Bence de bunu yoldaş Taha'nın söylediği şekilde yapmak daha doğru olur. Biz onlara diyoruz ki bir kez daha bu konularda pazarlık yaparsanız bunu kamuoyuna duyururuz. Ben şahsen onlara bunu kamuoyuna açıklayacağımızı söylememizin bile gerek olmadığını düşünüyorum. Çünkü onlar konuyu gündeme getirmemizden bile korkacaktır. Başbakanların yaptıklarından dolayı özür dileyecekler, bahaneler uyduracaklardır. Ama bugün söylediklerimize, Saddam'la şaka yoldu, şaşırdım. Bugün Kürt milleti hakkında yeni şeyler öğrendim sizden. Saddam cevap verir, başından beri fikrim böyle. Sayın Başkan, bu dünyanın hiçbir yerinde olacak iş değil. Hatta bunu Dışişleri Bakanı'na bile söyledim. Yemin ediyorum eğer böyle düşünüyorsanız bu Irak için felakettir. Evet böyle düşünüyorum. 4 yıl önce Dışişleri Bakanıma da söyledim. Başkan, diyelim ki Iraklılar 5 etnik kökene ayrılır. Bu 5 ulus anlamına gelir. Bu bizim Irak'ın 5 ayrı devlete bölünmesine inandığımız anlamına gelir. Saddam, hayır ben Kürtlerin bölünmeyi asla kabul etmeyeceğine inanıyorum. Ama bu yüzden sinirleniyorum. Kürtler konuşmak mı istiyor? Peki o zaman hadi ne yapalım? Ne istiyorsunuz? El-Duri, diyelim ki, Saddam sözünü keserek, yani Kürtler burada sağlıklı koşullar sağlandığında Irak'ı terk edip Türkleri mi yoksa İranlıları mı kölelik yapacaklar? Hayır, ayrılmayacaklar tabii. El-Duri, diyelim ki yanlış zamanda ve sağlıksız koşullarda tıpkı sizin de söylediğiniz gibi komplocuların aleyhimize çalıştığı sağlıksız uluslararası koşullar altında bir anda gerçekleşti bu. Bu bir prensip haline gelebilir. Türkmenler de bir millet olmayı talep edecektir. Saddam yine sözünü keserek, bizden mi? El-Duri, evet bizden. Saddam, vallahi billahi yemin ederim bizden Irak'ta bir karış bile alamazlar. El-Duri, hayır yani biz verirsek eğer. Saddam, biz kime bağımsız olup olmayacağını mı söyleyeceğiz? Nasıl bir liderlik anlayışı bu? El-Duri, Kürtlere otonomi verilirse eğer. Çünkü başka ne zaman ajanların onlara söylediği gibi ayrılmayı düşünme şansına sahip olacaklar? İran'a savaş vardı ve İran onlara ilk günden itibaren ayrılacaklarını söylemişti. Onlara kuzeyin verileceği ve ayrılmalarına izin verileceği söylendi. Daha sonra İranlarla birlikte yenildiler. Sabotajcılar ve İranlar yenilgiye uğratıldı. Saddam, İran böyle bir şey söylemedi. Onları Irak'ı kurtarılan kısmında geri kalanını kurtaracak İslami bir hükümetin kurulacağı söylendi. El-Duri, ama Sayın Başkan, Celal'e ve Mesud'a denmiş ki. Saddam, onlar ayrı, Celal ve Mesud. El-Duri, onları bu sizin için tarihi fırsattır denmiş. Saddam, Mesud farklı. Barzani ayrılıkçı değil, otonomiyi Barzani teklif etmedi. Ağzından ben zorla almak zorunda kaldım. Mesud babasına benziyor. Lider olmak isteyen bir aşiret şeyhi ama Celal Talabani gerçek bir ayrılıkçı. Bunun üzerine yoğun bir Kürt otonomi tartışması dönüyor ve konu tekrardan Türkiye'ye geliyor. Bu şekilde ilan edilmelidir artık. Zamanıdır çünkü Türklerden aldığımız darbe hiçbir zaman unutulmayacaktır. Başbakan Özal'ın tutumu asla unutulmayacak. Bütün milletler arasında Kürt sorunundan en çok korkanlar Türklerdir. Buna rağmen bunu bir kılıf olarak kullanıyorlar ve içinde bulunduğumuz bu karanlık ortamda bize karşı siyasi
siyasi pazarlık yapıyorlar. O halde bugün bu hamle için tam zamanıdır. Saddam, Türkler de Irak'ın yanlarında güçlü bir ülke olarak ortaya çıkmasının ne anlama geldiğini biliyorlar. En azından Araplarla tatlı konuşmaları ve şantajları sona erecek. Araplar Irak mallarının çok daha iyi olduğunu görünce artık Türkiye'den almayacaklardır. Tarık Aziz, topu onların sahasına süreceğiz. En iyi savunma saldırıdır. Irak sahasında top oynamak isteyen çevrelere karşı topu Türk sahasına ve İran sahasına atacağız. Bu Amerikalıları, Batılıları ve dolayısıyla tüm Siyonistleri sıkıntıya sokacak. Ben sizin fikrinizden bunu anladım ve destekliyorum. Saddam, aynen. Tarık Aziz, topu Türkiye sahasına atmak Türkiye karşı bir hamle değil ama anladım. Saddam, hayır, bu hem Türkiye'ye hem de müttefiklerine yöneliktir. Saddam Hüseyin'le ilişkiler bozulmuştu. Dahası Hüseyin'in Kürtleri, daha doğrusu Kürt göçlerini ileriki yıllarda nasıl bir silah olarak kullanacağını bu konuşmalar gözler önüne seriyor. Türk ordusunun artık Irak'a girememesi PKK'ya can simidi olacaktı. Öte yandan 10 yıllık koordinasyonsuzluk sonucu terörün devlette yaratıcı gri alanlar yavaş yavaş Özal'a sorun olarak geri dönmeye başlıyordu. Turgut Özal'ın sivilleşme programı en büyük vaatlerinden biriydi. Bu programa göre Genelkurmay Başkanlığı Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanacaktı. Askeri kökenli görevliler MİT'te pasifize edilip teşkilat daha sivil bir CIA ekolü benimseyecekti. Özal'ın bu kapsamda en büyük kozları da Hiram Abbas ve Mehmet Emür'dü. Emniyet de aynı şekilde sivilleşecekti. Özal'ın papatyası olarak bilinen Mehmet Ağar bu süreci domine edecekti. Ancak Özal ekibinin plan yaptığı gibi ordu tarafında da planlar vardır. Aslında hemen 12 Eylül'den sonra demokrasiye geçiş için yeni partiler kurma planı vardır. Bu plana göre asker kökenli bir isim parti kuracak ve böylelikle sivil siyasetle kontrol altında ilerleyecektir. İki Necdetler olarak bilinen Genelkurmay Başkanı Necdet Üruğ ve Kara Kuvvetler Komutanı Necdet Öztürk 2000'lere kadar ordu planı diye bir plan yapmıştım. Buna göre 2000 yılına kadar Genelkurmay Başkanları ve ordunun çeşitli stratejik noktalarına gelecek isimler önden belirlenmişti. Diğer taraftan Üruğ Paşa bir ağabey gibi sevdiği ve bağlı olduğu Turgut Sunalp'in parti kurmasını istiyordu. Zaten parti kurulmasını isteyen Kenan Evren buna izin verdi ve Sunalp partisini kurdu. Ancak bu olay Evren'in bir manevrasıdır. Sunalp yıllar sonra Evren'in önünü kestiğini şöyle söyleyecektir. Biz AP'nin oylarını hedefliyorduk. Ben ısrarla Demirel ve çevresiyle ilişkiye girmek istedim. Bunun için bazı çabalarım da oldu fakat Evren'in başkanlığındaki konsey bunu engelledi. Kenan Evren'in Sunalp istememesinin sebebi de Necdet Üruğ'un adamı olmasıydı elbette. Evren çözümü Turgut Özal'da bulacaktı. İşte bu sebeple Necdet Üruğ ve Turgut Özal ilişkisi baştan sıkıntılarla başlamıştı ve öyle de bitmişti. Paşalar krizi yaşandı. Olay şudur kısaca. 2000 planına göre bütün Genelkurmay Başkanlığını planlayan Genelkurmay Başkanı Üruğ Paşa görev süresinin dolmasının hemen öncesinde emekliye ayrılacağını açıkladı. Böylelikle birlikte hareket ettiği Orgeneral Necdet Öztürk'ün emekliye sevk edilmesini engellemiş olacak ve Genelkurmay Başkanlığına getirilmesini sağlayacaktı. Plan işlenecekti yani. Bunun için hatta Necdet Öztürk'ün yeni Genelkurmay Başkanı olarak geçtiği bir davetiye bile basılmış ve dağıtılmıştı. Böylelikle Özal Öztürk'ün emekli edemeyecek, bir nevi zorla yeni başkanı belirlenmiş olacaktı. Özal bu duruma çok öfkelendi. Hemen köşke Cumhurbaşkanı Kenan Evren'e çıktı ve bunu kabul etmeyeceğini söyledi. Ordu içinde Özal'ın yanında duran bir kanat vardı. Kenan Evren tabii dünden razı bu duruma. Böylelikle Özal'ın kara kutusu, özel harpçi Kemal Yamak, Nurettin Ersin'e yakın Recep Ergun gibi generallerin ittifakı ve Kenan Evren'in öncülüğü sayesinde Necdet Öztürk'ün önü kesildi. Evren ile Özal'ın mutabakat sağlaması suretiyle çıkarılan kararname ile yeni Genelkurmay Başkanlığına daha orta yerde duran bir isim olan Orgeneral Necip Torumtay getirildi. Necdet Paşaları göre ise bu tartışmaların sebebi tamamen Kuzey Irak meselesiydi. Öyle ki Amiral Vedi Bilget'in iddiasına göre ABD zaten 1965 yılında Süleyman Demirel'e bir federal Kürdistan önermiş. Bu plana göre Suriye, Irak ve İran Kürtleri bir federasyon oluşturacak. Buradan Türkiye bağlanacak. Türkiye içinde bir Kürdistan federasyonu oluşacaktı. Türkiye kontrolünde. Bilget'in iddiasına göre ABD bu şekilde Basçıların elinden petrol yataklarının kontrolünü almayı planlıyordu. Demirel de bu durumu MGK'ya bildirince Bilget'in de içinde bulunduğu bir kadro buna şiddetle karşı çıkmış. Unutmamak gerekir ki Bilget'in bu iddiası 1978 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde dile getirecekti. ABD Savunma Başkan Yardımcısı William Taft, Kasım 1986'da Ankara'ya yaptığı yıldırım ziyaretinde Musul Kerkük dosyasını yanına getirmişti. Genelkurmay Başkanı Necdet Üruğ'un iddiasına göre ben muhatabı değilim, siyasilerle görüşün diyerek geri çevirdi. Necdetlere göre Özal Evren ikilisi bu planı kabul etmiş, hatta bir eyalet planı çalışmalarına bile başlamışlardı. Yani iki paşa tasfiye edilmelerini Kuzey Irak Kürt meselesine bağlıyorlardı. Özal tarafı ise tam tersine terörle mücadelede eksiklikleri olduğundan ve yetersiz olduklarından bahsediyordu. Özal da boş durmuyordu elbette. Turgut Özal Mehmet Emür'e bir MİT raporu hazırlattı. O dönemlerde İstanbul Emniyeti yani Mehmet Ağar'la ciddi bir çekişmede olan Emür seve seve işe koyuldu. MİT raporu 17 Kasım 1987 tarihinde Başbakan Turgut Özal'a sunuldu. Özallar bu raporla bir taşla en az 3 kuş vuruyordu. Rapor hem o dönem rakip olduğu İstanbul Emniyeti'ni yani Mehmet Ağar'ı yasa dışı işler çevirmekle suçluyordu. Hem Özal'ın karşısındaki DYP'li siyasetçileri mafya ile yan yana koyuyordu. Hem de eski Genelkurmay Başkanı Necdet Üruğ'un adını Emel Sayın'la geçiriyordu ve bel altından vuruyordu. Bu Emel Sayın iddiası için Mehmet Emür yıllar sonra özür dileyecekti. Gerçek olmadığını söyleyecekti. Ancak raporu sunmakla yetinmez. Emür raporu basına sızdırır.
Muhabir İrfan Taştemir'in anlattığına göre raporu bizzat Emir kendisine vermişti. Yani MIT'in kritik ismi kendi elleriyle raporu basına sızdırdı. Hürriyet bu raporu yayınlamadı, korktu. Taşdemir haberi Nokta dergisine getirdi. Onlar da yayınlamadı. Ardından olay Perinçe'ye gitti. Tahmin edebilirsiniz tabii, o da dünden razı. 14 Şubat 88 tarihli 2000'e doğrunun MIT raporunu hazırlayanlar ses kayıtlarını açıklıyoruz kapak dosyasıyla kamuoyuna duyurdu. Patlayan skandallar sonrası Emir ve ekibi görevden alındı. Ağır grubuna hiçbir şey olmadı. Özal bir koyup 3 alacakken iç siyasette de 3'ün 1'ini almış oldu. Detaylara girmeden Taht Oyunları 5. bölümden kısa bir alıntı yapmak isterim. Doğu Perinçek tarihe 1. MIT raporu olarak geçecek bir rapor yayınlar. Banker Bako olayı, polis içindeki çekişme ve yeraltı polis kamu görevlileri ilişkileri isimli istihbarat raporunu MIT görevlileri ve Mehmet Eymür hazırlamıştır. Rapor aslında gizlidir. Fakat Perinçek bu raporu yayınlayarak büyük bir skandala ve bugüne kadar süren, bitmek bilmeyen, mahkeme salonlarına bile yansıyan bir Doğu Perinçek-Mehmet Eymür kavgasına sebep olur. Durumdan haberdar olan Ağır tayfası MIT'i yıpratmak için gazetelere bilgi sızdırmaya başlar. Kenan Evren'in damadı ve eski MIT'çi Erkan Gürvit de Çatlı ve Çakıcı gibi isimlerle çalışılması taraftarıydı. Mehmet Eymür kendisini uyarmak için MIT raporunun kopyasını ona da verdi. Fakat Gürvit raporu gidip Mehmet Ağar ve Ünal Erkan'a ulaştırdı. Hatta bir yıl sonra 88 yılında Doğu Perinçek bu MIT raporunu patlatınca çalıştıkları dairece bu raporu hazırlamış olması sebebiyle Müsteşar Yardımcısı Hiram Abbas, Daire Başkanı Mehmet Eymür ve Korkut Eken emekliye sevk edilir. Çankaya Köşkü, Cumhurbaşkanı Kenan Evren'e böyle bir rapor gelmedi derken Başbakan Turgut Özal böyle bir MIT raporu yok diyordu. Ancak vardı ve var olduğunu tüm Türkiye görmüştü. Kimine göre zaten görevden yeni gitmiş Ürüğü basının önüne atmanın manası başkaydı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bir sene kalmıştı zira. Turgut Sunalp'e göre bu Ürüğü'ye Çankaya yolunu, yani Cumhurbaşkanlığını kapama planıydı. Raporda hedef alınan eski Genelkurmay Başkanı Ürüğü ise bu siyasi bir tuzaktır, resmi soruşturma açılmalıdır diyecekti. Bu sızdırma siyasi bir gelişme miydi bilinmez. Sebebi gerçekten Kürt sorunu ya da Kuzey Irak mıydı bilinmez. Ancak bu denklemde üçüncü bir figür var ki ona değinmeden olmaz. Çünkü Kenan Evren için Özal iyi bir araç gibi görünse de Ürüğü tarafının yaptığı eleştirilerde bir noktada haklılık payı vardır. İslamcılık. Özal kendisi her ne kadar seküler bir yaşam sürse de gerek kardeşi Korkut, gerekse bazı anaplar üzerinden tarikat ve cemaatlerle ilişkilerini sıkı tutuyordu. İleriki dönemlerde Evren'in meşhur "Eyvah acaba yanlış mı yaptık?" çıkışına sebep olacak Özal'ın bu yönü şüphesiz Ürüğü kanadıyla arasını açan etkenlerden biriydi. Ancak bir üçüncü figür var ki bu dengede önemi çok büyük. Fethullah Gülen 1976 yılından itibaren Bornova'da vaizlik yapmaya başladı. Kısa sürede İzmir merkezli bir etki alanı oluşturdu. Bu etki alanına girenlerin başında Turgut Özal'ın kendisi ve ANAP kurucusu ve Özal'ın Maliye Bakanı Ekrem Pakdemirli geliyordu. 1980 ihtilali yaklaşırken Başbakan Müşaviri Turgut Özal, Kemal Erimez ve Fethullah Gülen'in de aralarında bulunduğu bu kişiler Ankara'da Pakdemirli'nin evinde bir araya geldiler. Bu toplantıda Fethullah Gülen'e askerlerin söz dinlemediğini, darbe yapacaklarının kesinleştiğini, kendisinin saklanmasının iyi olacağını tavsiye ettiler. Gülen'in vaizliği 12 Eylül müdahalesinin bir hafta öncesine kadar devam etti. Bornova'da son vaazını o gün verdi. Gülen'i camide dinleyen Turgut Özal daha sonra kendisiyle özel görüşmüş ve Gülen bu görüşmeden sonra rapor alıp ortadan kayboldu. Bu kaybolma tam 6 yıl sürecekti. İzmir Savcılığı devreye girmiş ancak hemen ardından takipsizlik kararı verilmişti. İzmir'deki Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Fahrettin İçmiz Gülen'i tanıyordu. Yakın ilişkileri vardı. Üstüne üstelik Gülen sözde aranmasına rağmen emniyete giriyor, çıkıyor, savcılarla çay içiyor, hatta özel okul bile açıyordu ancak kimse dokunamıyordu. Bu durum Tuğgeneral Hayri Terzioğlu'nun dikkatini çekti. Terzioğlu sadece İzmir'in değil, bütün Ege bölgesinin sıkı yönetim komutanı olmuştu. İhtilal gecesi ilk yaptığı iş Gülen'in kaldığı evi basmak oldu. Ancak kendisini bulamadı. Ankara'da Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Orgeneral Haydar Saltık'ın yardımcısı Tuğgeneral Hasan Sağlam devreye girdi ve Gülen için İzmir'deki komutan Terzioğlu'nu aradı. Ancak tüm baskılara rağmen Terzioğlu'nun Gülen'e karşı tutumunda bir yumuşama olmadı. Tam tersine Gülen hakkında arama kararı genişletildi ve Ege bölgesine afişleri bile asıldı diğer teröristlerin yanında. Terzioğlu'nu etki edemeyen Gülen çağrıyı başka şehirlere saklanmakta buldu. Gülen bu dönemleri anlatırken sürekli bir şekilde "Terzioğlu beni dinlemeyi tercih etmedi. Terzioğlu'nun bir tane gazeteci komşusu vardı. Onu bana karşı dolduruyordu." diye anlatacaktı. Ancak İzmir'de kalamazdı. Gülen önce İstanbul'a, oradan da Bursa'ya kaçtı. İhtilalin üzerinden 20 gün geçmişti. Şans eseri bir şekilde Bursa'da kaldıkları mahallede bir başka isim aranıyordu. Bu yüzden askerler ve Bursa polisi arama yapıyorlardı. Askerler Gülen'i yine tanımamış gibi yaptı. Ancak Emniyet Şube Müdürü Gülen'i tanımıştı. Sıkı yönetim sebebiyle askerin emrinde çalışan Bursa Siyasi Şube Polisi Gülen'in kimlik tespitini yaptı ve "Bunları emniyete götürelim." dedi. "Haklarında kayıtlara bakalım." dedi. Ancak ekip komutanı yüzbaşı Cengiz Basmaz'ın hiç böyle bir niyeti yoktu. Hatta Gülen'e çok iyi davranıyor ve "hocam" diye hitap ediyordu. Diğer taraftan emniyet müdürü Gülen'in gözaltına alınmasına diretiyordu. "Gözaltına alalım, İzmir'e bir soralım." Yüzbaşı Basmaz'la "gerek yok. Başımızda yeterince terör belası var. Görev yaptıkları camiler belliyse hocaları bırakalım gitsinler." dedi. Yüzbaşı Basmaz Gülen'e dönüp "hocam güle güle gidin." dedi. Gülen yine ortadan kayboldu.
tüm Türkiye'de rahatça dilediği gibi dolaşıyordu. Bir gün İzmir'den İstanbul'a gelirken İstanbul girişinde aramaya takılan Gülen'e aramaya yapan subay kimliğini geri vererek "Buyurun gidebilirsiniz." diyordu. Emniyet bastırıyor, arama kararı çıkartıyor ancak evleri arayan jandarma Gülen'i göremediğini iddia ediyordu. Dahası da bu durumdan sıkılan Gülen kendi kendini tayin ettiriyordu. Bizzat kendisi şöyle anlatıyor bu durumu. "İhtilalin bu ilk günlerinden benimle daha ziyade İzmir Emniyeti uğraşıyordu. Bu sebeple aranmam bir yönüyle mahalli sayılırdı. Türkiye geneline teşmili daha sonra oldu. Onun için tayinimin İzmir dışına yapılmasını istedim. Belki bir çare olabilir diye düşündüm. Bu vesileyle gidip Diyanet İşleri Başkanı ile görüşmeye karar verdim. Bir müddet kapıda bekledim. Sonra yanına girdim. Bazı evraklarla meşguldü. İşini bitirinceye kadar da bekledikten sonra meseleyi görüşebildik. Çanakkale'ye tayin edildim." Gülen'in bu keyfi yaşamı ta ki 1986 yılının 12 Ocak günü Burdur'da bir asker ziyaretine gidene kadar devam etti. O gün yapılan bir çevirmede Gülen polise kendi kardeşinin kimliğini uzattı. Fakat kendisine dokunulmadığını bilen ve hatta çevresine bu vesileyle devlet bile dokunamıyor diye itibar sağlamış olan Gülen'i bu polis tanıyordu. Hakkında İzmir Emniyeti tarafından verilen arama kararı nedeniyle Burdur Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. O gün emniyetin telefonları hiç susmadı. En sonunda bizzat Turgut Özal'ın devreye girmesiyle Gülen bir gün içerisinde serbest bırakıldı. Özal'ın "Memlekette hala sıkı yönetim mi var? Bir suçu varsa mahkemeye sevk edilsin, suç yoksa serbest bırakılsın." demesi üzerine bir gece Burdur Emniyeti'nde gözaltına alınan Gülen ertesi gün İzmir'e götürüldü. İzmir Emniyet Müdürü Ahmet Karakurt Gülen hakkında arama kararı olmadığını söyleyince serbest bırakıldı. Ancak bu yaşananlar gizli kalmamıştı elbette. Devletin zirvesine kadar ulaştı. Dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren 25 Temmuz 1986 günü yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında Fethullah Gülen için şunları söyledi. "Fethullah Hoca isimli bir adam türedi. Bana, Atatürk'e ve tüm ilericilere küfrediyor. Yakalandı, mahkemeye verildi. Fakat mahkeme kendisini serbest bıraktı. Ayrıca ortalıkta Mahmut Hoca diye bir şahıs daha görülmeye başlandı. Mahkeme onu da serbest bıraktı. Bu gelişmeler bu gibi mültecileri cesaretlendiriyor. Start verilmişti. Birkaç haftalık istihbarat çalışması sonrası Necdet Uru Fethullahçılara karşı operasyonları başlattı. İrtica faaliyetlerine katıldıkları hakkında kesin kanaat uyandıran silahlı kuvvetler mensuplarının bildirildiğinden 24 saat içerisinde sicilen ve resen emekliye çıkarılmasını emretmesi ile harekete geçiliyor. İstanbul Kuleli, Bursa Işıklar ve İzmir Maltepe askeri liselerinde önceden tespit edilen dinci sızma faaliyetleri ile ilgili çalışmalar böylelikle hız kazanıyordu. 86 yılındaki o meşhur Nokta dergisi kapağı da işte tam olarak bundan dolayı atılmıştı. Kim bilir, Necdet Ürül'le kavgasının ana sebeplerinden biri de bu olacaktı Turgut Özal'ın. Paşalar krizi ve MİT raporunun yanında 88 yılı Özal için çok kritik bir olay daha içeriyordu. MİT raporunda adı geçen ağır ve ülkücü ekipleri bu sefer tekrar gündem olacaktı. Hem de çok yakından. 1988'in 8 Haziran günü Anavatan Partisi'nin olağan genel kongresi yapılıyordu. Özal kendi partisine söz geçiremiyordu. Dalan gibi isimler baş kaldırıyordu. Kongrede konuşmaya başlayan Turgut Özal'a suikast düzenlendi. Elinden yaralanarak kurtuldu. Tetiği çeken Kartal Demirağ, ülkücü komando kamplarında eğitim görmüştü. Olayı araştıran savcı Uğur Tönük'ün iddiasına göre tahkikat esnasında bir villaya çağrıldı. Kendisine "Paşamız bu tahkikatı yapmanızı istemiyor." dendi. Bu paşa dönemin MGK Genel Sekreteri Sabri 25 oğluydu. 25 oğlu da Ürücü olarak biliniyordu. Konu kapandı. Özal Demirağ affetti. Özal çevresinin iddiasına göre suikasti düzenleyen ismi Özal biliyordu ancak delil olmadığı için söylemedi. Türkiye karışmasın diye söylemedi. Savcının iddiası doğru mudur bu bilinmez ancak Sabri 25 oğlu bir yıl sonra Cumhurbaşkanı Özal tarafından emekliye sevk edildi. MİT raporunun etkisi ters tepmişti. Özal MİT'teki adamlarını da kaybetmiş, ağır ve ülkücü gruplarsa güçlenmişti. MİT Müsteşarı Hayri Ündül 29 Ağustos 88'de görevinden ayrılıyor, yerine Kor General Teoman Kuman getiriliyordu. Özal için kurtuluş dış politikada olacaktı. George Bush ABD başkanı oldu. Bush daha önceki Reagan döneminde başkan yardımcılığı yapıyordu. Özal'la bu esnada tanışmıştılar. Bush'a karşı yarışa giren Yunan asıllı Dukakis vardı. Dukakis'in seçilmesi Türk-Yunan geriliminde sorun demekti. ABD devleti de bunun farkındaydı. Özal Bush'a desteğini şöyle açıklıyor. Bush ile bir diyalog kurmuştum. Başbakan olarak gittiğimde Reagan başkandı. Bush da yardımcısıydı. Reagan'dan sonra onu ziyaret ettim. Orada tanıştık. Houston'da yeniden görüştük. Kendisi Teksaslıdır. Sonra telefonla görüştük, yazıştık. Başkan adayı olunca kendisini birkaç defa aradım. Tavsiyelerde bulundum. Dedim ki kampanyanızda ağırlığı dış politikaya verin. Bu alanda büyük tecrübeleriniz var. Rakibiniz Dukakis dış politika hiç bilmiyor. Halbuki siz Büyükelçilik, CIA Başkanlığı, Birleşmiş Milletler Temsilciliği yapmışsınız. Bu bakımdan tecrübenizi ortaya koyun. Bush'a Amerika'nın bir süper güç olduğunu hatırlattım. Dünyanın ufaklığını, Rusya'da Avrupa'da olan şeylerin Amerika'yı ne kadar etkilediğini hatırlattım. Anlayacağınız Özal daha PNAC'den önce Pax Americana'yı savunuyordu. Neokonlardan önce neokonculuk yapıyordu. Sonuç olarak Bush ABD Başkanı oldu. Özal sıkı dostuna yardımcı olmuştu. Bu dostluk Körfez Savaşı'na damgasını
damgasını vuracaktı. Bir yıl sonra 1989 yılında terör örgütü PKK adeta yeniden doğmuş gibiydi. Dönemin SHP lideri Erdal İnönü, Güneydoğu'ya gerçekleştirdiği gezinin akabinde bölgede teröristlerin güçlendiğini açıkladı. Ancak Özal da değişmişti. Siyasi yasaklar kaldırıldıktan sonra muhalefet kendisini iyice yıpratmaya başlamış. ANAP 89'da tarihi bir yenilgi almıştı. Demirel ve Erdal İnönü erken seçim için günden güne sıkıştırır olmuştu. Mart'ta biz görevimizi yaptık, oyumuzu verdik. Şimdi siz bunun arkasını getirin, bir erken seçime gidin ve bütün Türkiye'de iktidarı değiştirelim. Bunu istiyoruz, bunu söylüyoruz diyorlar. Benim şimdi burada Sayın Başbakan'a özellikle ricam şudur. Bu akşam buradan ayrılmadan erken seçimi ne zaman yapacaklarını ilan etsinler. Bütün ülke bunu duyarak huzura kavuşsun ve erken seçimde iktidarı değiştirmeye hazırlanalım. Benim önerim bu erken seçimin sonbaharda Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce yapılmasıdır. Ama burada buna ait bir sonuca varırsak bu açık oturum en güzel sonuca varmış olur. Saygılar sunarak sözümü bitiriyorum. 143 bin lira ortalama ücret alan işçi gayet tabii ki büyük bir hayat sıkıntısı içerisindedir. Bu işçinin geçinebilmesi için 143 bin lira değil, 250 bin lira lazım. Memurun %80'inden daha çoğu, %80'i, asgari %80'i 175 bin liranın altında para alıyor bu ülkede. Köylüsü 100 bin liraya gelmiyor aylığı ve ürettiği bir avuç malın parasını zamanında almıyor. Alın teri el emeği sudan ucuz. Şimdi Sayın Özal bu mikrofondan ve bu ekrandan benim vatandaşlarıma diyebilir mi ki, ey vatandaşlarım biz sizi iyi idare ettik, bu söylenenlere bakmayın. Sizi iyi idare ettik, siz bir zamanlar söylüyordu altın devri yaşattık, altın devri yaşattık diyebilir mi? Diyemez. Şimdi kendisi itiraf ediyor, yapamadık diyor. 6 senede yapamadığını bundan sonra nasıl yapacak? Vatandaş kendisine sadece ihtarda bulunmuş değil, vatandaş ikazı da bulunmuş değil, vatandaş kendisine bu işi bırak yapamadı diyor. Tabii ana parayı ödemek yanlıştı, tekrar borç aldık. Yani ana para kadar tekrar borç aldık, faizini ödedik. Buna da Türkiye'nin gücü vardır. Türkiye'nin gücü olmazsa o 4 milyar doları bulamaz. Nitekim 1980'de gücü yoktu. Hakikaten ben kapı kapı dolaştım. 10 defa yurt dışına çıktım. Bize verilen paralar fevkalade mahduttur. Yapılan iş en büyük kısmıyla borçlarımızın ertelenmesidir. Bugün Türkiye ertelenmeye hiçbir şekilde lüzumu olmayan bir durumdadır. Bugün borcumuzu tıkır tıkır öderiz. Bankalar döviz dolu. Merkez Bankası döviz dolu. Döviz piyasası serbest. Hatta dövizde zaman zaman düşmeler olduğunu da göreceksiniz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sayın Demirel, tekrar 1970'lere döndük efendim. Evet, 1970'ler olmasa Sayın Özal'ın hali harap. Başka türlü işinden çıkamaz. 1980 yılının durumunu kendisi çok iyi biliyor. Benim müsteşarımdı. Öte yandan Bulgaristan'dan göçen büyük bir Türk nüfusu vardı. Özal açık kapı politikası uyguladı. Uğradığı suikasti takıntı haline getirip bütün gününü kaseti tekrar tekrar izlemekle geçirmeye başladı. Amerika'dan getirdiği prensleri uyum sağlayamamış, bazıları yolsuzluktan yargılanmıştı. Hatta Özal bizzat Yüce Divan'da tanık olmak zorunda kalmıştı. Üstüne üstlük Özal'ın Güneydoğu ve Kürt politikası bazı partilerin ilçe başkanları tarafından bile topa tutuluyordu. Bak, Güneydoğu'da kan gövdeyi götürüyor. Hükümetin gücü yetmiyor. Sayın Özal, kurşun geçirmez kürsülerden konuşuyor. Demokrasi uğruna şehit olurum gerekirse diyor. Sen bırak demokrasi uğruna şehit olmayı ya. Mehmetçik orada tavuk öldürülür gibi öldürülüyor. Hadi bakalım. Yiğitsin, inançlısın madem. Niye kalkıp da vatandaşına dahi konuşurken bu tür barikatları kuruyorsun? Etten duvarlar kuruyorsun. Neden? Türkiye'de terör yeniden dirilirken Turgut Özal'a Çankaya yolu göründü. 89 yılında Özal Cumhurbaşkanı oldu. Özal Cumhurbaşkanlığı adeta başkanlık sistemi gibi kullanacak, kendisine gelen eleştirileri de İnönü'ye örnek göstererek cevap verecekti. Başbakanlığa Mesut Yılmaz yerine Yıldırım Akbulut'u getirmiş, Paşalar krizinde Necip Toruntay için Kenan Evren'le kavga etmiş ve sonunda Genelkurmay Başkanı yapmıştı. Ne ironiktir ki kendisine gelecek yıllarda en büyük muhalefeti bu iki isimden görecekti. Özel harpçi Kemal Yamak Özal'ın kara kutusu olacaktı. Bunun için Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra Özel Sekreterliği görevine atandı ve bu görevi Turgut Özal'ın 17 Nisan 93 tarihindeki ölümü üzerine aynı gün görevinden istifa ederek bıraktı. Özal, başbakan olarak yaptığı veda konuşmasını
Önce ne mutlu Türk'üm diyene diyorum. Sonra da Allah'ın izniyle bir başka konumda hepinizle yeniden buluşmak ve milletime daha fazla hizmet etmek umuduyla elveda diyorum. Diyerek bitirmiş ve adeta 90'lar devlet politikasının sinyalini vermişti. İşte bu 90'lara girerken kartlarımız masaya bu şekilde dizilmişti. Başkanlık gibi ülke yönetmek isteyen Turgut Özal, Özal'ın sıkı dostu Reagan'den koltuğu devralan ABD Başkanı George Bush, tekrardan dirilen ve en kanlı dönemine girecek olan terör örgütü PKK, 1990 yılında Arif Doğan'ın görevden ayrılmasıyla Jandarma İstihbarat Grup Komutanlığı'na atanan Veli Küçük, böylelikle Ersever ve ekibine kalacak olan JITEM, Emniyet İstihbarat ve Hanefi Avcı, Emniyet ve Terörle Mücadelede Mehmet Ağar, birbirleriyle kavgalı onca kurum, kendi partisinin bile istemediği bir cumhurbaşkanı. Türkiye kızışırken, körfezin kavurucu sıcaklığındaysa gözlerini avına dikmiş bir kurt. İran savaşında yaptığı borçlar yüzünden iflasın eşiğine gelen ve gözlerini büyük bir iştahla minik komşusu Kuveyt'e diken Saddam Hüseyin.